Fate of Iberia İntikam serisinin 4. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okey, dilim dönmedi. Karakterimiz, şöyle çekeyim. Karakterimiz Malik Utman Ibn Raki. Kendisi 54 yaşında, 35 idareye sahip, cayır cayır tallplay yapıyor. 44 gelirimiz var. Yani İberya olalı böyle kalkınmadı harbiden. Şimdi biz bu içinde bulunduğumuz süreci fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Şu anda compromise'dayız. Compromise sürecinde yapabileceğimiz en mantıklı hamle aslında sağa sola öyle bangır bangır yayılmacı savaş açamayacağımız için kısıtlamalardan dolayı tallplay yapmaktı. Biz de bunu yapıyoruz. Yapmaktayız daha doğrusu. Ömrü vefa ettiği sürece bu karakterle bunu sürdüreceğiz. Daha sonrasında ise çok şükür diyeceğimiz opportunity, fırsatlar evresine geçeceğiz. Fırsatlar evresine geçtiğimizde savaşın önü açılacak. Bu da bizim için geri kalan şu iki bölgeyi toparlamak ve bir yandan da şuradaki dini yönden devşirmeleri iyice toparlamak, halletmek adına güzel bir fırsat olacak. Herhalde opportunity evresinden sonra da artık Akitanya'ya doğru gözümüzü dikeriz. Çünkü orada intikamını almaya çalıştığımız bir savaş var. Bir savaşın tekrarı yaşanacak belki de. Puvatya Muharebesi. 732 tarihindeki Puvatya Muharebesi'nin rövanşını almaya çalışacağız. Eğer alırsak artık Avrupa kapıları Müslümanlara sonuna dek açılmış olacak. Belki de tarihte ilk defa. Hem alternatif hem real tarihte. Peki. Öyleyse devam. Aynen öyle kurtlar sen. Aynen öyle, ben de gördüm yorumunu. Ya hatta yanıt verdim. Hakikaten Malik Raki bugüne kadar bunun babası arkadaşlar. O bölümü izlediyseniz, izlemediyseniz tavsiye ederim. Hani gerçekten müthiş bir bölümdü. Ben oynarken hayattan bezdim ama yani bittiğinde o kadar içime sindi ki bölüm. Bu karakterle harikalar yarattık. Bir kere kutsal üçlüyü yakalamış bir karakterdi. Daha doğrusu yakalattığımız bir karakterdi. Biz yapmıştık zaten karakteri. Hakkını verdi. Muhteşem bir liderlik gösterdi. 90 küsür yaşında yatalak bir şekilde savaşlara hükmetti. Onu sedyeyle taşıdılar savaş meydanlarına. O da yani 2 kez krallık kurdu lan adam. 2 kez. Yıktılar, bir daha kurdu. Demirel gibi. Okey. 100 altına seni salalım. Sen kimsin? Bilmem ne dükü. Okey. Neredesin sen? Burası neresi? Okey. Çıkabilirsin tabii ki. Nice. 10 altın. 10 altın. Okey. Biriktiriyor bu parasını. Bunu salalım. Bu adam ne yapıyormuş? Hiçbir şey. Peki. Bu arada tekrar edeyim arkadaşlar. Videoyu izleyen arkadaşlarımız da tabii yarın yüklenecek video ama şimdiden söyleyeyim. Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzün istediği yeri kazanabilirsiniz. Umarım sevdiğiniz mesleği icra etmek nasip olur. Kurulabilir 4 tane düklük var. Peki. İlan edilebilir savaşlar. Bir saniye. Leon'a ben ne savaşı ilan edebiliyorum? Struggle Clash. Burada bir... böyle bir şey var. Ama... Na. Gerek yok. Bu. 500 altın. GG. Yarın görevliyim diyor hocam. Ben de sabah bile heyecan yapıyorum ya o çocukların yüzlerini görünce. Hocam hakikaten öyle ya. Asla yerlerinde olmak istemiyorum yani, ne yalan söyleyeyim. Kendim sınava girdiğim seneyi hatırlıyorum da. O yüzden o çocukların ne desem boşmuş gibi geliyor hani. Rahat ol, başarırsın falan hani. Çok anlık bir şeyle ölçülüyor başarınız. I have arrived Kurtubatı, okey. Öde. Kaç para ödüyorsun? Para o 50 altın da geldi Cici. Hemen o zaman binalar gelsin. Alarkos yüksel. Kurtuba yüksel. Okey. Hill Farms. Ubeda. Manastır olur. Dindarlık getiriyor. Okey. Malagon. O boş yer var. Bu. Levi Wear. Baro. Yüksel. Silves. Yüksel. Lagos. Yüksel. Zaragoza. Al Jaferiye için Hoardings lazım. Hoardings. Ne kadar uzaklıktayız Hoardings'ten? İyi, bu 5 yılda geliyormuş. Barracks gelsin bari önce. Buna daha var. Bunu seçsek 31 yıl. 5 yılda şu gelsin de önce. Hoardings. Bir sonraki çağda mı o? Evet. Okay. Selamlar Gökberk. Hoş geldin aramıza. Merhabalar. O acaba bakış çok kötü bir şey. Umarım hayırlısı olur hepsi için. Vallahi öyle. Ama vedalaşırken açık açık söylüyorum. Babanızın dükkanı versek. Eyvah. Sanayide bakın bakalım. Mahallede. Oto tamircide boş yer var mı? Okey, yine bu yeme alışkanlığı çılgın bir hal almış. Aynen. Yemeyin artık efendiler, yeter. Yeter ulan. Sonra obez oluyoruz. Sarayda pişer, krala da düşer. Okey, 100 altını biriktirmiş Dük Cifre. Peki. Sen 10 altın, sen 10 altın. Peki, olay ne ya? Okey. Siz gidin. Elhamra yükseltiliyor mu? Güzel soru. Unuttum onu. Bunun içinde yine Hoardings gerekiyor. Yani Hoardings olmadan bu arada yükseltilebiliyor. Ama biz yükseltemiyoruz şu anda. Çünkü şu buluşa ihtiyacımız var. Hoardings ne demek chat? Kale yapılarıyla ilgili hani tutun duvarlar falan öyle bir şey mi? Ben sınava girdiğim zaman üstüne akıllı bir esnaf bağırıp duruyordu. Ne yazık ki ellerinde olmayan şeylerdi. Aynen öyle, aynen öyle. Kurtlar sen. O an heyecanlanmak, ne bileyim, suyun dökülmesi, birisinin hapşurup durması, bir sürü şey yani. Yanlış hizalamak, kaydırmak. Gerçi optik hala var mı bilmiyorum. Merhabalar Yalova Haydi, hoş geldin. Haber. Hatırla nasıl bir vasal? Fadıl. Fadıl Fıdıllıoğlu. Fadıl bana ya benim adım o. Dedications are overrated. Bilmiyorum. Benim adım olsun. Ben şu kültürde bir şeyleri değiştirmek istiyorum ama malleable subjects hoşuma gidiyor. Ritualized friendship bence güzel. Export Artisans güzel. Belki Ethan Run'dan kurtulabilirim. Okey. Ne istiyorsan onu yap bana. Tabletop'tan vazgeçmem. Çok güzel bir oyuncak. Ethan Run'ın yerine başka bir şey mi koysam ya harbiden? Boş slotumuz var. Woo! Only the strong. Knights must have at least 12 provinces. Malik'in hazinesi. Öde lan 50 altın. Heh. Recognition of talent. Mahkumlar göreve alınmaları muhtemelen daha kolay kabul edeceklerdir diyor. Okay. Get better nights from the invite for his decision. The grand partner interaction gives a much more positive... Okay. Çok spesifik ya. Buradaki çoğu şey tercih edilmeyecek kadar spesifik. Kim o kadar... Ben derin oynamaya çalışıyorum oyunu. Bana bile çok soft geliyor şunlar. Hani bazı değişimler. Yani üzerine düşünmüşler ama niye böyle şeyler düşünmüşler onu anlamıyorum. Çoğu. Kültürel gelenekte. Arda hoş geldin. Teşekkürler, ne habersin? Merhabalar Neo Dragon, hoş geldin. Aşağı kanalın koridorlarındayım gerçi. Çok hoş save'ler var arkadaşlar. Eyvallah. Aynen sen bugün neydi save? Bohemia save. İlk orijinal has hakiki Bohemia save'ini izliyordun. Uzunca bir süre o save için izleyicilerim şey demişti. En iyi save. Şu ana kadarki en iyi seri. En iyi seri demişlerdi. Sonra çıta gitgide yükseldi. Ama orada olan RNG'yi de yani senin yazdığına bakacak olursak evet. Farklı bir seviyedeymiş. Kültür seçimlerinde kut anlayışı gibi bir şey var mı? Hoş geldin savaşıma feda ol. Forbearing. Equitable. Industrious. Industrious'la biraz kırmamız yok mu? Bize xenofob gerekecektim. Xenofob diyorum. Xenophile. Modest. Pacifist. Hayır. Pacifist değiliz. Spartalı. Storyteller. Strong believer. Xenofilik. Xenofiliyi alalım biz. Evet. Bakalım başka. Desert Travelers, Visigothic Codes. Geçiniz. Ritüellere bakayım bir de. Linguist. Merciful Blindings. Polygamous. Okay. Buraya baktık. Agrarian'ı almak isterdim. Belki daha sonra. Ver Zenofilik. 30 yılda benimseyeceğiz. Hadi bakalım. Tanrı'nın Bohemia sevini izliyorum. Aç seferleri çok ilkel. Hatta ikinci aç seferinde fark ediyorsun ki Roma Müslümanların eline geçmiş. Evet öyle bir şeyler oldu. Papa boşuna delirmiş. Çok iyi ya. Boşuna delirmemiş harbiden. TK'cı nedenli bir oyun olduğunu burada belli aslında. Ta neredeki eski bir save o zamanlar kadar güzelmiş. Demek ki bir de oyunun geldiği şu hale bak. Daha da kalitesini arttırarak devam edecek TK'cı. Aynen öyle hocam. Yani o yönden bayağı şanslıyız. Ben öyle düşünüyorum. Şu... Buradan sonrası için adam akıllı bir yol haritası koysunlar onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü 100. geliştirici günlüğünde Crusader Kings ekibi şöyle bir şey söyledi. Dediler ki kafamızda çok büyük planlar var. Çalışmaya başladık. Ufak planlar da var, büyük planlar da var. Oyun için belirlediğimiz bir yol haritası var ve bu yol doğrultuda gideceğiz. Sizi de bilgilendireceğiz dediler ama daha o konuda bir bilgimiz yok. Şimdi... Kadınla ilgileniyor muyum ben? Hayır. Tabii o zamanlar kanalın ilk zamanlarıydı. Ama ben bu zamanları o zamanlara 10.000 kat tercih ederim. Kesinlikle. O zamandan bu zamana... Kaç kişi kaldı diye sorarsan herhalde 2, 3 belki. Okay, devam. Şu 6.5 gelir, biraz daha tol. Buna henüz teknolojimiz yok. Okey. Diğer binaları da dikelim hadi ya. Yapacak bir şey yok. Port level ver bana. Haçlı mekaniğini iyileştirmesi lazım. Crusader Kings olan oyunun evet. İronik. Bu arada dün Haçlı Seferi kazandık arkadaşlar. İnanılmazdı harbiden. Çok şaşırdım dün Haçlı Seferi'ni kazandığımızda. Yani... Öylesine yollamıştım askerleri ama büyük sürpriz oldu. DKH'da sürekli isyan yediğim için çözümünü ararken YouTube kanalınıza rast gelmiştim. Bugün de canlı yayınıza denk geldim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Volkan Kore çok teşekkür ederim. Volkan Kore çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Ne mutlu. Peki çözüm bulabildin mi YouTube kanalımda? Aslında bir şeyler anlatıyorum o konuda ama umarım çözüm olabilmişizdir. Yani sürekli isyan çok kronik bir sorun oyunun. Sorun da değil, oyunun bir parçası. Öyle tasarlanmış. Sevsek de sevmesek de. Yani benim dün mü, önceki günkü bölümümü, yayınımı görme fırsatınız olduysa veya olursa neden bahsettiğimi anlarsınız. Hani bilmiyorum kaç saat oynadım oyunu şu ana kadar ama 1000'in bayağı üstündeyiz de hani hala da isyan çıkıyor yani oyunun parçası. 3 nükleer, evet 3 nük. Bir tık V3 üstüne mi gidecekler acaba? Gerçi o da bizim için iyi olur zaten. Hocam her türlü iyi olur buradan sonrası. Bundan sonra çıkacak bütün Paradox oyunları bize yarar. Hoi 5 bilmiyorum. Yine çıktığında oynayacağım ama. AWH bize yarar. V3 bize yarar. CK kontenti devam etsin. Bize yarar. Paradox yeni bir IP daha duyursun. Yeni bir ID daha duyursun. CK4 hakeza. Ama yani CK4'te herhalde ben çoluk çocuk sahibi falan olurum artık. Pardon, torun sahibi olurum herhalde. Bilmiyorum. Okey, %60 alınabilecek bir risk. Okey, helal. İsyanları azalttım bir şekilde, ülke güvende, sağ olun. Ne mutlu, ne mutlu, süper. Çok çok memnun oldum bir faydamızın dokunduğuna. Aslında oyunda bizim görmediğimiz bir stability mekaniği var. Bu sürekli burada karşımıza çıkıyor. Şu faction ekranında karşımıza çıkıyor. Hani biz görmüyor. Ben artık hissediyorum görmeden. İsyan geliyor diyorum. Bir bakıyorum burada yumruk var. EU5 artık DLC çıkarma Paradox adam. EU5 mi? EU5 çıkmadan DLC geliyor. EU4 demek istedi arkadaşımız bu arada. EU5 gelse işten istifa edip kredi çekerim geçinebilmek için. Çok vizyonlu bir hareket olur. Biz de bir efsane olarak seni anarız. Kredi parası bitene kadar oynadın artık. Age Expansion modunu henüz denemedim Arda. Ya bunlar genelde çok stabil modlar olmuyor. O yüzden yayında seri yaptığım için yarıda kalmasın, moda bir şey oluyor, çalışmıyor, save'i bozuyor vesaire. O yüzden çok solid olmayan modlardan biraz uzak durmaya çalışıyorum. Ama var kafamda. Yani ben mesela Shogun serisi başlatmak istiyorum. Bu yaz muhtemelen bir Shogun serimiz gelir. Shogun serisi. Japon. Şu oyunu bir öğrenemedim ya. Ünlem YT yazarak YouTube'da rehber videolarıma bakabilirsin. İlhami abone oldu. 3. ayını kutluyor. İlhami çok teşekkürler abonelik için. 3. ayımız kutlu olsun. GG. The Favens. Ayrıca ünlem YT yazarsan bizim Discord'a gel. Artık 700 kişiye yakın insan var orada. CK3 Yardım diye bir odamız var orada. Metin odası. Zaten çoğu şey CK ile ilgili. Crusader Kings ile ilgili. Hani bir yerde takıldım bilmem ne bir şey oldu falan. Oraya ekran görüntüsü at. Hani arkadaşlarımız havada yanıtlıyor onları. Doğru adrestesin öğrenmek istiyorsan. Lan! Ölüyorum sandım. Okey. Hanım ölmüş. Oha 30 öğrenimli hanım ölmüş. Her şeyi öğrenmiş de ölmemeyi öğrenememiş. Ben de Najavan 2 çıktığında torunumun... torunum evlenmiş olur. Olabilir hocam. Olabilir. Bunlar olabilir. Olasılık dahilinde. Paradox her dönemi kapsıyor ama Soğuk Savaş dönemi için yeni bir oyun serisine girseler de ayırt edemem. Hoi 4 Cold War modları çok iyi değil. Evet, Modern Day modu da iyi değil. Ya Hoi 4 bu modları kaldıracak bir oyun değil. Çünkü işin politika kısmı aslında Hoi 4'te çok yüzeysel. savaş ikmali tedariği ve ordu dizme simülasyonu diyebiliriz Hoi 4 için. Yani diğer yönlerden çok bir şey beklememeli. Ben şu Osmanlı serisini izleyip öğreneyim dedim, başlayamadım. Osmanlı serisi öğrenmek için çok doğru bir seri olmaz. Yani tabii izlemek açısından hem izleyeyim hem öğreneyim diyorsan seyir zevki bence güzel bir seriydi. Çok uğraştık arkadaşlarımızla ama mesela Leon serisi var, ona bakabilirsin kanalımda. Kanalımda 20'den fazla seri var, belki 30 olmuştur, emin değilim. Herhangi bir seride benim aldığım ülkeyi al. Aynı şey, benim yaptığım şeylerin aynısını yap. Bak gör, fark yaratacak. Değil mi? Leon tam tutorial, aynen. Aynen. Oo, okey. Satranç maçı. Oğlum her türlü kazanıyorum. Uzak durun benden. Evet, Bizans için de vasal oynamak da işe yarayabilir. Hatta Bizans için de vasal olacaksanız size tavsiyem bir garip Bizans oyunu diye çok tatlı bir serim var YouTube'da. Ona bakabilirsiniz. Armenyak düklüğüyle siz de başlarsanız hem çok keyifli, Bizans içinde bir dük olarak oynamak hem oyunu öğrenirken özellikle çok tatlı, çok keyifli geliyor. Hem de bir diğer yandan işlevsel. Oğlum 54'e çıktı lan paramız. Okey. Silp'teki yatırımlar. Hanım diyor ki kontroller artsın hanım ya. Harcayalım 150 altın. Ne harcamıyoruz ki? Şimdi ben yatırım yapmaya başlayayım bu arada. Kurtuba. Yüksel. Nice. Jen. Yüksel. Ubeda. Boş yer var burada. Okey. Oo, 0-3'lük bina da vardı orada. Neyse, bir dahakine. Dindarlık veren şu ufak manastır binalarını şimdi bir dikiyorum. Ama çok üzerine gitmediğim bir şey manastır binaları. Aslında çok OP, çok güzel buff veriyorlar. Çünkü dindarlık da aldığımız için dindarlık, yani ne oynuyorsanız oynayın lazım oluyor oyunda. Önemli bir birim. Bilhassa Katolikseniz daha çok lazım oluyor. Zira ballı bir bonusu var. Sevaplarınızı paraya çevirebildiğiniz bir din. Oyunda Katoliklik. Papa yolluyor. İban atıyor. Burada ne var? Okey. Yeni artifact. Endülüs goblet'i. Okey. Ver bakalım kadehi. Neymiş bu? Okey. 008 prestij yani. Hiç yoktan iyidir. Dil öğrenmeyi kolaylaştırdık. Ben şu varise biraz bakmak istiyorum. Oğlum neden bu böyle? Aa, ben çocuk yapacaktım yeni. Evet, bu serideki amacımız buydu. Bir saniye. Aa, bu deli kadın bana çocuk vermemiş. Çocuk yapmamışız yani. Kadın vermiyor zaten. Biz birlikte yapıyoruz o işi. Dur. Seduce'lasak nasıl olur? Bir seferlik bir şey. Okey, bu daha olası. Hanımefendi. Lütfen aşık olun bana. 2 yıl. Okey. Ben bir tane daha hanım alacağım. Yapacak bir şey yok chat. Yok mu bir genius? Bu hanenin artık bir dahi lidere ihtiyacı var. Yok. Intelligent. Okey, 16 yaşında bir hanımefendi var. Benden nefret eder mi acaba? Bilmiyorum. Aldık bu riski. Hadi bakalım. Oha, 4 tane karakter özelliği var. Tangaçta bunlardan biri. Tüy, okey. Benim favori gameplay yerim Bohemia sanırım. Olabilir. Olabilir. Yani burada oynamak çok keyifli. Ve tarihsel olarak da çok zevkli. Birazcık şurada Avrupa tarihine bakınca daha bir sarıyor şurada oynamak. Çünkü tall play yeriymiş burası Avrupa'da hani. Ama İberya'dan da bir hayli zevk aldığımı söylemek mümkün. Ya aslında zevk aldığım belli başlı yerler var. Bir saniye söyleyeceğim şimdi. Budding interest. Hadi %15 şansımız artacak. Bir kere ya Orta Doğu'da oynamayı çoğu arkadaşımız çok sevmiyor ama ben seviyorum. İsyan falan evet insanın başını ağrıtıyor. Burada ama aşiret oynadığımda çok immersif olduğunu düşünüyorum oyunun. Yani oyun bana gerçekçi hissettiriyor burada oynarken özellikle. Yani o adam kayırmacılık, o işte benim sülalemden olana bir şeyler vereyimcilik falan çok keyifli. Bir de mezhep savaşlarını burada görmek ya da din savaşlarını burada görmek zaten aslında oyunun konu aldığı her şey şu coğrafyada geçmesi gereken olaylar olduğu için, Haçlı Seferi olması gerektiği için burada oynamak benim hoşuma gidiyor. O yüzden İstanbul'u fethetmek, işte İstanbul'u elinde tutmak falan bunlar gayet hoş. Fakat şu coğrafya direkt boş. Ya bu olmuyor arkadaşlar. Burayı sevemedim yani. Olmuyor. Ya burada bir tek Cengiz Han'la oynayacaksam, yani buradan Cengiz'i çıkartıp koparıp getirip oradan bam bam vuracaksam zevkli. O da vurup bitirene kadar. Yani adam ölünce orası da patates oluyor. Hindistan serisinden çok keyif alıyordum. Maalesef DLC çıkıyor diye bitirmemiz gerekti. Bakacağım ona. Belki save uyumlu diyor çoğu arkadaşımız. Yazın belki ona bir geri dönebiliriz. Çünkü açık bırakmıştık kapıyı. Tüm save'lerde öyle yapmıştık. Herhalde o save'lerden geri dönmeyi düşünmeyeceğim bir tanesi var. O da Turan serisi. Hani çok sıkıcıydı gerçekten benim için. İşin ilginci en çok izlenen serilerden birisi oldu. En çok izlenen ikinci serim oldu. Neden acaba? Neden acaba? Peki. Benim arkadaş Orta Doğu'da peygamber soyundan farklı mezhepli bir karakter yarattı. Yaşatmadılar çarı. Ya şurada bizim başladığımız seri neydi o arkadaşlar? Aa evet, interaktif serilerden biriydi o. Dur. Lan dilimin ucunda. Zerdüş başladım ya Bohemia'da. Neydi adı? Oha, serilerimin adını unutmaya başladım. Zerdüş başladım ama serinin adı neydi? Interaktif seri. Tabu. Aynen öyle Yalova hadi. Eyvallah. Tabu serisi. Tabu gerçekten çok hardcore'du yani. Çok 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 ağırdı ya. Yani kafi. Kafi. Glens hoş geldin. Selamlar, ben iyiyim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? Bu güzel cuma akşamında. Mazda hoca olmuştuk evet. İngiltere, Britanya coğrafyası nasıl? Çok güzel Emir. Bu arada buralarda oynamak da çok zevkli. İskandinavya'da oynamaktan da zevk aldım. Yani şurada oynamak zevkli. Fakat burada beni sıkan tek bir durum var. Hep aynı senaryoya hapsolmuş gibi hissediyorum. Yani o da tarihsel konteksten dolayı. Hani Vikingler var. Onlara karşı hayatta kalırsan zaten büyüyorsun, yayılıyorsun falan. Ama İngiltere'de oynamak insanı moda sokuyor. Ben seviyorum burada oynamayı da. Sadece biraz fazla burada oynadım gibi geliyor. Çünkü her seferinde yani İskandinav oynadığımda da aynı şey geçerli. Çok sevdim oynamayı ama sevdim yani bir yere kadar sevdim. Bir yerden sonra sıkıldım. Çünkü hep aynı şey. Eyvallah, karşılıklı Melih'ciğim. Çok sağ ol. Hanım diyor ki, tavlamaya çalışıyoruz tabii hanımı. Deli bu arada bir yandan. Bir okuma var, ne okuyalım diyor. Ristop Indus. Okey, hoşuna gitti. Katalan bebek ismi isteği alındı. Ankara Messi. Ya isim isteği yok. Zaten o Katalan serisi içindi. Neyse. İade ederim ben puanını, merak etme. Zaten yırtık kısmı için ne diyorum? Tabii tabii DLC ya o banko. Şu. Bakın burası yırtık değil, burası yırtık. Yani bu bize çok şey anlatıyor. Yırtık olan taraf hani bitmemiş bir hikaye gibi. Bu tarafta pek bir content gelmeyeceğini herhalde öngörebiliriz. Çünkü coğrafi keşifler lazım onun için. O döneme yetişmiyor oyun. Merhabalar Atanur, hoş geldin. Ne haber? Var mı düğün, var mı sizin orada düğün yine? Okey sevgili karım. Sonunda aşk eğleyeceğiz. GG. Burada Almanya var böyle bir tane. Küçük Almanya demişler buraya. Almanya'yı kurmuşlar lan. What? Okey. Ben gerçekten seni izlerken kendim oynamış kadar zevk alıyorum. Oyundan başarının sırrı bu herhalde. Estağfurullah. Ne mutlu bana. Çinlilerle olan Talas Savaşı falan. Oha, Çinliler yazdığın için otomod bloklamaya çalışıyor. Neden? İzin ver adamın yazdığına. Aa, oha Çinli deyince sansürlüyor. Twitch. Twitch'in botu bu. Neden? Bir arada ayak yazınca sansürlüyordu. İlginç. Ben onaylayınca şimdi çıktı. Yok şimdi artık onaylı kelimeler arasına girdi. Oha bugüne kadar kimse Çinliler yazmadı mı benim chatimde? O da ilginç bir detay. Şu an olmuyor. Ben artık izin vermiş oldum o kelimeye. Bir daha çıkmaz. Ama çok ilginç. Dün az önce başladı. Gelin çıksın diye balkonda bekledik. Kardeşim neyse parası verelim artık çıksın lan şu gelin. Kafamız şişti. Ben olsa böyle derdim. Gerçi bizim burada da oluyor. Evin yanında böyle ormanlık bir alan var. Orada davullu zurnalı hafta sonları oluyor genelde. Ama gündüz oluyor. Öyle gündüz oluyor bitiyor. Okey. Bir arkadaş daha ekledik listeye. Nikah yazınca da sıkıntı oluyordu. Allah Allah ya. Yok atmıyor. Ya çok spesifik yani. Farklı kanalda farklı şeyleri sansürlüyor falan bir yandan. Şimdi bizim kanalın tagleri arasında tarih de var. Tarih olduğu için Çinli'yi belki öyle bir şey yapmış olabilir. Hani onları aşağılayacak bir şey kullanıldı belki diye algılamış olabilir. Bilmiyorum. My League The Adventures Royal... Okey. 159. Okey. Cool. Kameraya gitsin. Sengoku devrinde oynamak sarar. Kesinlikle. Olur Osman gitsin. Bir saniye. Benim bu hanım 46 yaşına girmiştir ama. Bu 17 de bu. Oo sen artık çocuk vermeyeceksin ki ayrılıyorum ben senden. Divorce ulan. Okey. Ama 3 yıldız. Değil mi o? Roma'nın lanetli kurdu. Magnificent. Saya. Okey. Böyle bakalım. As oğlum şuraya. Gururla sergile. 180 yıl. 180 yıla varan bir sol kullanma tarihi var. Asya evet bir expansion olarak gelir. Çünkü orada Çin var her şeyden önce. Çin, Japonya, Japon tarihi, kültürü bunları ya Paradox oyuna bir kültür koyduğu zaman görüyorsunuz hani hakkını veriyorlar. Buraya getirdikleri content ortada. İskandinavlara getirdikleri content yine iyiydi. Belki orada haritayı öncesinde bir büyütüp sonrasında flavor olarak onları ekleyebilirler. Belki de. Bronze Age denedin mi geçen gün? Bronze Age güncellenmiş mi peki? O modun en güncel hali ne? Hangi sürümde acaba? Ben epey uzun bir zaman öncesinde bakmıştım. Okey. Şimdi bu kızla... Kız diyorum. Hanımla bir şeyler yapamıyor muyuz? Romance. Aşk türküsü. Çığırdık. Peki. Bir daha hanım baksak. Amazon. Yok. Direkt yok. Beautiful. 34. Okey, bu hanım iyi gibi duruyor. Bunda 2 tane kalıtsal trait var. Gel. Ronin DLC'leri şuna göre getiriyorlar Flavor Pack'i. Yani geliştirici günlüklerinden anladığım kadarıyla, anlattıklarına bakacak olursak, oyuncular en çok hangi coğrafyalarda oynuyorsa ona göre getiriyorlar. İskandinavya malum Viking hype'ı her daim diri olduğu için kaçınılmazdı oyun başında. Akabinde Iberia çok oynandığı için buraya getirdiklerini söylediler. Yani bence bir sonraki coğrafya şuralarda olabilir gibi geliyor bana. Çünkü burada da epey oynayan var. Yani aslında bütün olayın döndüğü yer orası. Oraya gelmeliyik ama neyse. A rare flower. Okay. Aha. Onager hayırlı uğurlu olsun. GG. Nice. Stewardship. Bakalım şunu. İtalya Kutsal Roma. Bence daha ziyade Bizans daha olası. Çünkü Bizantofil bayağı bir kitle var. Yani global. Bence Kutsal Roma'ya gelecek olan içerik bir genişleme paketi olarak imparatorluklara content getiren bir genişleme paketinde gelir gibi geliyor bana. Böyle bayağı Royal Court gibi game changer bir genişleme paketi gibi geliyor bana. Benzer şekilde bir cumhuriyetleri ele alan genişleme paketinde de ticaretin oyuna eklenmesi oyuna bambaşka bir seviyeye getirir bence. Yani Europa Universalis tarzı bir Crusader Kings oynanışı ucundan da olsa mümkün olabilir. Okey. Neden kadehin önünde diz çöküyor bu kadın peki? Kadın mı bu? Evet. Are you alright my lord? Aa, ben iyiyim, sen ne yapıyorsun ya? O emir tamimi vasallaştırabiliyoruz. What? Ha? Okay. Nasıl yani? Wow! Ya hayır. Afrika'ya gittik. Afrika'da bizim oldu. Hayır ya, burada savaş falan çıkacak şimdi. Hayır. Neyse, salarız, bağımsız olurlar. Ama en azından şurayı kattık içimize. Steal it. Evet. Nice. GG. İmparator Roma, evet, saldılar. Yani prematüre doğdu. Çok hayatta tutmaları mümkün değildi sanki o oyunu. Diğer projeleri yürütebilmek adına en azından. Bence yine oyuncuların hayrına oldu o durum. Yani üzücü, evet, bir oyunun terk edilmesi. Bu kadar kısa sürede terk edilmesi. Özellikle oyundan haz eden insanlar da var, sevenler de var. Ama... Yani Paradox ID'lerinin akıbeti açısından bence olumlu bir durum. Diğer oyunlara odaklanmaları mümkün bu durumda. Söz konusu İspanya ise Afrika ister istemez sıçrıyorsun. Yani tarihçi olarak belki öyledir de oyunda ben hiç sıçramadan oynuyordum. Ne güzeldi. Ben bir tek şurayı bize verse okeydi de Adrar maşallah her şeyin tapusunu bize verdi. Hayırlısı. Göreceğiz hayra alamet mi yoksa şer bir olay mı? Böyle devam. Evet, bir ordu iyileştirmesi kesinlikle mantıklı bir öneri. Bu arada Oneger buluşunu bulmuştuk biz. Evet. Daha demin bulduk. Yani şu an savaşmıyoruz. Orduyu güçlendirmek için de bence iyi bir süreç bu. İyi bir fırsat. Bowman, Light Horseman var. Light Footman var. Pikeman var. Aslında 6 çeşitimiz olsaydı daha ideal olacaktı. Ama burada benim vazgeçeceğim... Hadi Lightfoot'tan vazgeçelim. Ama Lightfoot da epey basılmış. Pikeman çeşitlilik açısından önemli. Horseman da 3 basılmış. Mubarüz'undan mı vazgeçsek? Şimdilik bundan bir vazgeçelim bakalım. Bir tane birlik vardı çünkü. Hani lan Oneger? Hani bulmuştuk? Şşt. Alo. Hayır, artık bunu araştırmaya başladık bildirimi gelmiş. Benim kafa tamamen gitti. Ben çok yanlış beklentiye girdim. Okey, çok da dert değil. O zaman ne yapalım? Şunları maksimize edelim. O boştaki bir slotu bekletelim. Zaten bu süre zarfında çok savaş çıkmayacak. Savaş çıkmayacak bize savaş açılmadığı sürece. Böyle devam. Okay. What? Aha oğlumu boğdular. An! Abonelik var. Şiroy Ronin abone oldu. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Abonelerimizin arasına. Cici. Desteğin için çok teşekkürler. Yani ufacık kız... Aha torunum boğmuş lan oğlumu. What? 6 yaşında çocuğa mı boğdun lan sefil? Vay arkadaş ya. Bizim yeni gelinle bir şeyimiz yok mu? Bir saniye. Oğlum adam ölecek ya. Yoksa harbi... Oo bu da utangaç, hayır. Hayır yeter. Utangaçlardan gına geldi artık. Hayır. Bu. Rüşvet verdik herife. Onursuzca. Bizim hanıma sulanmasın diye. Ne yapalım? Kaç yaşında adam? 61 yaşında adam. Dövüşecek hali yok. Şimdi yalnız şu din adamımızı görevlendirmem lazım benim. Fabricate claim değil, hayır. Convert. O şimdi bura... Ama Allah'tan burası Eşari'ymiş. 25 yıl mı? Ney? Adam 3 öğrenime sahip. 33 öğrenimli adam var burada, gel. 5 yıl. 25'ten 5'e indi. Cool. Oh no. Sarhoş etmeyin beni. Ay yaş değilim ben. Peki kültürlere baksak buralara. Şu Avila'yı bir düzeltsek. Peki burada ne var? Yolla bunu maceraya. Senin içgüdülerine güveniyorum. Şimdi gidip bana hayvan postu getirir kesin. Hanım hamile. Güzel haber. 50-50 şansımız. Bu benim kuru yaptığım hanım. Evet. Buraya şu olduk. Court physician yok. Average. Peki burada işlevsiz bir hanımefendi var mı? Mesela sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Artık çocuk da yapamıyoruz seninle. O zaman divorce. Boş ol, boş ol, boş ol. Peki gitti. Şimdi deli gibi öğrenime sahip bir hanımefendi bulmamız lazım. Infertile olsa daha iyi olur benim için. Şöyle maribilerden bir hanım alsak. Teşekkürler hanım. Şimdi şu Court Physician pozisyonuna bir daha bakalım. Excellent bir anımız oldu gördüğünüz gibi. GG. Artık bunu kullanıyorum bol bol Müslümanlarda. Bu yöntemi kullanıyorum. Wounded olacak ama yapacak bir şey yok. Neresi kaldı bize fazladan? Lagos var burada. Bunu da ver gitsin. Abonelik var. Kozep abone oldu. Prime'la abone oldu. Çok teşekkürler desteğin için. GG. Çok sağ ol. Oğlum oldu. Aa, bir tane özel trait'in olsaydı be çocuk. Tifilvit. Tifilvit olsun adı. Evet ya. Hoşuma gitti. Tifilvit. Hanım devamını diliyorum. Çocukların. Bu ne lan? Sırayla gelin. Okey. Karima diye bir kızım oldu bir anlamda. Adam bir gün arayla iki eşiyle de münasebet yaşamış herhalde. Maraşal. Okey. Gel güçlü basal. Somurtma ötede. Ya burada yanımda somurt. Okey. Daha yüksek kalitede olacak peki. O lover mı? Hayır ya. Kim lan bu kadın? Mafrida. Hayır. O büyük idareci öldü. GG. F. Bir saniye. Çocuk yapamayan ama müthiş idareden anlayan bir hanım. Buyursunlar. Toprağın yok değil mi? Bir saniye aldık seni ama. Sanki o eventte beni oynatıyor gibi geliyor karakter. Bu nedir yahu? Bu değil. Bu. Primary. Gel. Bu. Oradaki şu yükseltmeyi alacağım. Kurtuba yükseltmeyi al. Can yükseltmeyi al. Obeda. Boş slot. Yükselt. İnşa et. Malagon. Yükselt. 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 Yep. Daha buraya var. Böyle devam. Peki. Görüşürüz Yalabaş ailesi. Dikkat et kendine. Hoşça kal. GG. Boşadığımız kadın mıydı? Boşadığım kadınla mı evlendim şu an? Ama işime yaradı. Eğer oysa. Şef kadı gel. Antikacı yok. Olmaz öyle. Master of the Horse. Master of the Hunt. Almoner. Bodyguard. Okey. Bodyguard bulmaya başladık. Nice. Artificer bir tane var. Gelsin. Okey. Artificer dışında bir sıkıntı yok. Nasrettin Bey'i, Şeyh Nasrettin'i vasallaştırabiliyormuşuz. Akciğer kanseri herhalde. Pneumonya varmış. Peki. Akciğer kanseri değil bu arada. Vasal aktar. Yes. Bu evlat olmadı ya. Bunun oğlu ne durumda? Bu da çöp olacak gibi. Veraset sıralamasından bir bakalım çocuklara. 6'ya bölünecek. Bu da bayağı rezil bir çocuk. Bunu ben neden hiç büyütmekle uğraşmadım peki? Güzel soru. Öğrenimden gidiyor ama yani hiçbir halt beceremeyecek gibi bir his var içimde. Seni men ediyorum. Git. Tifilvit. Hele bir 3 yaşına gel bakalım. Sürü erkek çocuk olduğunda ülkenin toprakları parça pincik olma. Az önce gördüğün şekilde engelliyorum. Verasetten men ediyorum mesela. Gayet işlevsel. Bunu kullanıyorum. Değişiyor. Duruma bağlı. Bazen öyle yapıyorum. Eğer karakter sadistse direkt çocuğun kelleyi alıyoruz. Ya da zindana atıyorum. Hatta karakteri ölmeye yakın, karakterin ölmesine yakın vuruyorum kellesini zindana atmışken. Bir sürü yöntem mevcut. Bazen ben bile engelleyemiyorum bu arada. Hani ölüm çünkü çok ansızın gelebiliyor RNG. Engelleyemediğimde de gidiyorum geri alıyorum o toprağı. 2 saniyelik iş. Genelde bu arada. Hoş geldin Burki, selamlar. Court Office güncellenmiş mi? Bir saniye. Sonradan oynanın eklenince sıkıntı yapıyor mu? Ha, bilmiyorum ki Kualon'da. Yapmıyordur ama. Çünkü oynanış değil, arayüz modu o. Kozmetik. Hani şeyler gibi değil. Oyun karakterlerini kapsamayan bir kozmetik. Güncellenmiş ya, ne diyorsun? Bir saniye. Hemen o zaman deneyini yapalım. Özgür hoş geldin. Demin Özgür hoş geldin dedim mi bilmiyorum ama demediysem de demiş olayım. Dediysem de ikinci kez hoş geldin. Demişim herhalde. Peki. Saniyede 4 düşünce geçiyor aklımdan. İntikam. 4. bölüm akıyor. Şimdi oyundan çıkalım. Yep. Ekranı görün. Şimdi. Ne yapacaktım ben? CK. Hadi lan. Court Offices. Evet. Ne bu kadar düşündüm bilmiyorum. Counselor's Experience Trait. Orada başka eklemek isteyebileceğim bir şeyler var mı? Çünkü epey bir mod güncellenmiş. Bu güzel. Blade Mastery güzel bir moddu. Rare Educations, Beautiful Females. Transbible Building Slots. Additional Certificates falan filan. Okay, Useful Court Physicians, bu da iyiymiş. Güncellenmesi güzel. Bunlara daha sonra bakarız. Benim için şu an önemli olan bu mod. Court Offices. Değil mi? O mod olmadan tuhaf geliyor oyun. Bana da öyle geliyor. Hadi inşallah sorunsuz çalışır. Çalıştı. Şimdi bakalım şu konseye. Yes sir! İşte bu. İşte bu. Mod dediğiniz böyle olur. Bu. Çok iyi bir arayüz ya bu. Bunu tasarlayan adam Paradox'un işe alması lazım. Court Office. Yani böyle baktığında her şeyi görüyorsun. Paradox'un yapması gerekeni adam yapmış. Hani... İkinci bu işte ufak saray unvanlarını bu şekilde görebiliyoruz işte. Yani direkt bakıyorsun mesela kaç yıldız, zaten excellent yazıyor ama bir de yıldızı da burada var. Arka planı var işte, bak hangi alanın önemli olduğunu gösteriyor. Pozisyon için learning diyor, entrika diyor, askeriye diyor. Şahane bir mod. Paradox keşke hakikaten bu adamla çalışsa. Belki çalışacaktır, Paradox genelde yapıyor bu işi. Hayır, bir tur daha. Başkenti geliştir kararı almak istiyorum ama öncesinde bir... Aha, şu an aktivitedeyim, okey. Hayır! Lan! Okey. Neden bu kadar kötü? Vasallar gitti. Vasallardan ayrıldım. Şimdi bir ziyafet vereceğim. Bana bildir. Ben strese mi girdim? Bir saniye. Yok, girmedim. Stresim gitti. Okey, azaldı. Güzel. Stresi iyi erittik. Şimdi bir av. Eyvah, köylülere bir şeyler yaptık ama legendary and renowned throughout the world. Neymiş bu armor inspiration? Okey, yap bakalım, döv bakalım bir tane armor bize. Şu an grandörümüz yüksek olduğu için bize dahil oluyor diğerleri, görüyorsunuz. Kendileri vasallaştırma talep ediyorlar. Vasallaşmak istiyorlar bize. Bize eklemlenmek istiyor herkes. Herkes bizden bir parça istiyor. Teşekkürler Çepni, hoş geldin. Ne haber? Canlı yayınlarda pek fırsat bulamıyorum. Yaklaşık 4 aydır falan YouTube'dan takip ediyordum. İşini yapmaya çalışan güzel bir insansın. İzleyicilere bu tarz oyunları sevdirerek oynadığın için teşekkür etmek istedim. Rica ederim Burki. Ben teşekkür ederim. Gelip bunu söyleme zahmetinde bulunduğun için. Çok sağ olasın. Bu gibi anlar için yapıyoruz zaten bu işi. Peki. Bu. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyoruz. Tavuk çiftliği armağan ediyorum kaz gelecek yere. Accepted gift. Ver bakalım Melih'in treasure'ından bana bir şeyler. Love durability. Şeyh Eyyub'un hançeri. Hadi yaptırıverin, para çok. Ayda 10 prestije yakın prestijimiz var. Saraya yeni bir moda getirdim. Herkes bayıldı. Başka saraylara çevirmeyeceğim kendi sarayımı. Ya artifact yaptıralım. Ne yok, bizde regalya yok. Yaptıralım bakalım. Perileri çağırın. Bunun için biraz daha stres atmalıyız. Yükselt. Buradaki alternatiflerde bir tek bu var şimdi. Utman beni üzüyor. Oğlum şak diye öleceğim diye korkuyorum ha. Peki. Ben av da düzenledim ama o kadar düşmedi stresim. Şöyle bir şey yapsak. Develop capital diyeceğim. Ama sakin. Work of some... Yetmedi arkadaş. Hopping. Kopyum lazım bize chat. Çin dökendi değil mi bu? Yok, kendini kırbaçlayan, okey. Kendimi kırbaçlayıp daha öncesinde yaralarımdan öldüğüm oldu. O yüzden uzak duruyorum bu tercihten. O gün bugündür. Başka bir stres atma yöntemimiz yok şu an. Sanki Leon falan da birazdan gelip biz size dahil olsak daha iyi olmaz mı ya falan diyecek gibi geliyor. Hayırlısı. Alhambra'yı yükseltemiyoruz henüz çünkü teknoloji lazım. Şu hoardings teknolojisi lazım. Bunun için epey gerideyiz. 867 başlangıcının laneti bu oluyor biraz. İyi vallahi bir iki gün internet sıkıntısı çektim, yayınlarda pek duramadım. Sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Sağ olasın. Şu baya canavar gibi gidiyor. İki seriye de maşallah ya. Bu seri de öyle, öteki seri de öyle. Maşallah, maşallah. Ben bir seri yaptığım zaman veya bir şey yaptığım zaman onu tam hakkını vererek yapmaya çok takıntılı bir şekilde özen gösteriyorum. Bu bazen bana zarar da veriyor. Ama Royal Court çıktığında 5 haftanın 5 günde 5 seri şeklinde başlamıştık ya. o beni biraz rahatsız etti. Çünkü hiçbirinin tam hakkını veremiyoruz gibi geliyordu bana. Kendimi 5 seriye birden adayamıyorum yani. Aynı anda 5 oyun oynamaya benziyor. O yüzden şimdi burada 2 seriyle devam ediyoruz. 2 seri güzel. Hem sıkmıyor hem bir gün biri bir gün bir diğeri şeklinde devam edeceğiz bundan sonrasında artık. Bu serilerden bir tanesi bittiğinde de şurada bir Mozarap serisine başlamak istiyorum. Çünkü onları merak ediyorum. Belki şu Eraza Harak, o inanç, onu belki diriltmeye çalışabiliriz yine. Bunlar güzel hedefler. Bir de şuradaki Shogun modunu bu yaz denemek arzusu içindeyim. Öbürü olanı eğitiyor muyuz? Güzel soru. Eğitmiyoruz galiba. Gerçi o da daha 3 yaşına gelmedi. Bir 3 yaşına gelsin, ona göre yön verelim. Şu Arap ülkelerini toplayınca yeşil yapacaktım rengi. Doğru. Bu arada Endülüs zırhı geldi. Hayırlı olsun. Oo, bizde böyle bir zırh var. Ha, ben bunu unutmuşum. Okay. Şu rengimizi yeşile çekelim. Okey, fena değil. Oh. Bir de böyle bir oğlum var. Bu mirastan men edilmiş zıbıdı. Artık evlilik çağına gelmiş. Yükseltme. Chat! Chat! Alalım mı öcünü? Çok başımızı ağrıtacak ama sonrasında. Vasallar çok canımızı yakacak. Ama şu an sulh halindeyiz. Karakterin hemen ölmemesine biraz bel bağlamamız gerekecek. Şu an iyi sağlığı. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapalım. Birazcık ömrünü uzatalım. Bir 5 yıl falan. İberya'nın hakimi olmadan Akitanya'ya girmeli mi? Esas soru bu. Anket yapıyorum. Birlikte karar verelim. Sizin de düşüncenizi görmek istiyorum. Ne yapalım? Bekleyelim. İberya'yı tamamlamadan girelim. Yazamıyorum. Bir saniye. Ya da girelim. İberya'yı. Peki. Hiçbir şey anlaşılmadı dediğimden ama okuyunca anlayacaksınız. Ne yapalım diye size sordum. Anket başladı. İberya'yı bekleyelim ve girelim şeklinde 2 tane seçenek var karşımızda. Hangisi? 5-5 şimdiden kafa kafaya gidiyor. Bakalım. 6-6, 7-7. Nasıl yani? Peki 8-9, 9-8. Okey, birisi öne geçti ilk defa. Evet, ağırdan alma taraftarı Özgür. Bence de. Yani ben bir böyle gaza gelip bir şey yaptım ama AS San Clausewitz, hoş geldin bu arada. Bu 12-9 oldu chat. 13-9. Helal be ulan, sizinle gurur duyuyorum Good Boy Hanesi. Helal be chat. Helal be. Kimse yaldır yaldır boyayalım demiyor. Herkes oturaklı, ayakları yere basan bir şekilde gidelim diyor. Kimse 10 saniyelik harita boyama izlemek için tüm save'i çöpe atmaya kıyamıyor. Çok teşekkürler. Girmiyorum ulan. Girmiyorum. Chat doğru kararı verdi bence. Şimdi buraya gittiğimizde ne olacak? Bir kere komple Katolik bir coğrafyada, her bir bölgede popülist Katolik Akitanyalı isyancılarla uğraşmam gerekecek. Üstüne üstlük bir sonraki evrenin ne olduğunu göz önünde bulundurmak gerek. Opportunity, fırsatlar evresine giriyoruz. Yani savaşlar yeniden başlayacak. Savaşların başladığı dönemde bir de üstüne burası eklenirse hem burada dissolution faction hem de burada popülist ayaklanmalarla sürekli toprak kaybedip sürekli başa sardıran bir oynanış olur. Beni bundan kurtardınız. Teşekkürler. Kontroller ne durumda hemen bakalım Özgür. Yani çok süper ideal değil ama berbat da değil. Toparlanacak şekilde. Bir de burada da toprağımız var artık. Bu kendileri vasallaştıkları için onu da unutuyorum arada, unutmamam lazım. İntikamın kararıyla alınca daha zevkli olur bence de. Bir an gözümüzü kan bürüdü ama yok. Soğuk yenen bir yemek. In the flanks of my throne room I can hear what? Oğlum burada köpek var. Bu modla geliyor herhalde değil mi? Okay. Master of the Hunt. Okay. Olur. Bana bir şahin hediye edildi av için. Thank you. Şimdi saraylıların bir derdini dinleyelim bakalım. Daha doğrusu halkın derdini dinleyelim. Vahi de bilmem kim üzgün gözlerle bana bakıyor, yanıma geliyor. Okey. Bir çocuk varmış, bakacak kimse yokmuş falan filan. Ben de sarayda bakarlar ona dedim. Kurtuba'daki vaiz bir hanımefendiymiş. Allah'ın kelamını yayacak daha fazla insana ihtiyacımız var diyorum. Hadi bakalım. Bir de bunu diyelim. Basklarla Endülüsler iyice birbirine benzer hale geldi. Bunun bir önüne geçin diyor. Kapa çeneni. Peki. Ordu 20K. Yani bir sonraki evreye biz hazırız anlamına geliyor bu. Ordu 20K diye dünyayı fethetmemize gerek yok. Abi İzlanda'ya gerek yok. Al-Andalus Dominance için okey, 7'ye çıkarttık buradaki Eşari kontukların sayısını. 19'da 7. 12 tane daha çevirme yapmamız gerekiyor. İyi, 14 aya bir tanesi de tamamlanıyor. Hanım yine hamile. Hanım bu sefer lütfen dahi ve yakışıklı bir çocuk ver bize. İnanıyorum bunu başarabiliriz. Hızlan. Okey. İyi bir diplomatı kaybettik. Bir saniye, neden? Ha, adam ölünce toprağı bana kaldı değil mi? Evet, öyle olmuş. Kalatrava. Ver gitsin. Bu taster. Aa, bu ikonlar gelmiş buraya. Bu yeni Court Office modu artık bu ikonları destekliyor demek ki. Güzel. Yani baktığımda direkt ne olduğunu anlayabiliyorum. Fine Regalia gerçekten mi? Gerçekten fine dediğin bu mu? Berbat dediğinin ne olduğunu görmek daha istemiyorum öyleyse. Benim tacım var mı? Bir saniye. Nope. Okey, artifek yaptıramıyorum şu anda. Biraz bekleyeceğiz. Ufak çocuğun eğitimi gelmedi değil mi hala? Hemen bakıyorum. 3 yaşına gelmiş eğitim vakti. Hatta tam şimdi gelmiş. Diplomasi mi yoksa öğrenim mi? Bu çocuğun diplomat olmasını istiyorum. Ben diplomasiden anlıyor muyum? Hayır. Bu çocuğu o zaman dünyanın en iyi diplomatına vermek istiyorum. Insight, all, diplomasi. Okey. Eşari, Rus ve hadım edilmiş. Okey. Bu. Al benim oğlanın eti senin, kemiği benim. Adam şok geçirdi. Dümdüz tebaadan birisi. Düşünsenize koskoca Endülüs emiri geliyor şey yapıyor. Endülüs meliki geliyor. Diyor ki benim çocuğu sen yetiştireceksin. Korkudan altına yapar herhalde adam. Atanur abonelik hediye ettin Neo Dragon'a. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler Atanur. Cici. Çocuğu artık bana gösterme. Benim oğlum değil o. Kabul etmiyorum. Hayır. Ya hacca gidelim mi ya? Ne yapacağım ki ama? Ne işime yarayacak ki hacca gitmek? Bir de o var. Yani oyunda. Kız mı? Okey. Kötü bir tepki oldu bu. Kız mı? Battlement. Var mı burada stres atacak bir meşgale? Nope. Şurayı alabiliriz. Tek Mallorca'yı alsak. Hepsini alamıyoruz değil mi yine? Yine adam hadi 5 ay kalmış. Okey. Davete çağrıldık, gidelim. Okay. As the renown of my dynasty grows, familiarity with the glorious Good Boy seal spreads too. My family's device is now recognized in the regional circles of nobility, counted highly amongst the prominent Andalusian bloodlines. Okay. Harika. Kendi hanedan bayrağımız var artık. GG. Saniye ya. Nasıl yani? Umbria. What? Aa, knight veriyor. O bir tane. Böyle bir şey olmaz canım. Bir saniye. Ben anlayamadım. Ne oldu ki? Bayrağı mı yenilediler yani? Banner vermedi mi event bana? Askeri teknoloji de gelmedi herhalde daha. Bakayım. Barak gelmiş, Onegra geçmiş. Onegra geçeceğine Mangonel'e geçti ama o 26 yıl. Okey, Onegra geçmesi mantıklı. Şu 2 yıl geçtiğinde mancınıklar gelecek. 2 tane vardı, 3. geldi. Ama orada 3. olarak yoktu. Ben göremedim. O hanım amire. Nice. User oyun Steam'den aldım. Modlarla oyun kurmaya başlayan öğreniyorum. Teşekkürler Burak. Hepsi senin eserin. Estağfurullah. Ne demek? Böylesi daha keyifli. Bize 40'a %60. You can demand payment from Vali Uzmir. Okay, dude. İçiniz. Tırt. Yine kurt Ya bunlar avcı mı oğlum? Bunlar dünyaca ünlü avcılar mı böyle? Dünyanın başka yerlerine hobi için gidecekler de giderken şurada bir kral varmış, uğrayalım, belki istediği bir şey vardır diye mi saraya uğruyorlar? Herhalde öyle. Çünkü ne zaman yolladığım karakter maceracılara bir şey desem, git sen ne uygun görürsen onu getir desem, gidip bana bir hayvanın postunu getiriyorlar. Ya sen şey misin? Dogo Argentino musun? Sen av köpeği misin? Niye bana gidip hayvan postu getiriyorsun illa git dediğimde? İlginç. Hoş geldin Deniz, selamlar. Ya yok mu bir stres atılacak bir şey? Yok mu bir intihar etmemiz chat? O değil de her şeyi bırakıp intihar etmemiz yok mu abi? Bu arada bu arada bir bunu söylüyorum. Bu benzeri kalıbı kullanıyorum. Haberdar olmayan arkadaşlar vardır. Arkadaşlar böyle arada genç arkadaşlarımız geliyor özellikle. Genç yaşı fark etmiyor ya. Arada öyle arkadaşlarımız çıkıyor. Biz böyle bir şeyler yapıyoruz. Mesela şurada Osmanlı serisi oynuyorum. Böyle tarihsel seriyi uydurmaya çalışıyoruz tarihe falan. Uğraşıyoruz. Kan ter içindeyim böyle. O sırada bir arkadaşımız geliyor diyor ki abi o değil de diyor. Yok mu diyor her şeyi bırakıp bir anda Hristiyan olman ve Kutsal Roma'yı kurman diyor. Abi yok mu bir anda tüm bu İberya'yı bırakıp şurada küçük bir sahil kasabasında bir kontluğa taşınmam? Var kardeşim. Zaten bu anlar için oynuyorum ben de bu oyunu. Bunun için bu kadar uğraşıyorum. Diyorum ben de genelde. Böyle bir meme bu. Kanal mimi. Kamçılı şey var bizde bu arada. Flaglet var. Ama yani kamçılayınca... Adam 67 yaşında. Kendini öldürebilir diye korkuyorum. Daha öncesinde yaşadığım için bunu. Gerçek hayatta yaşamadım chat. Yanlış anlamayın. Gerçek hayatta kendimi kamçılayınca bir şey olmuyor. Hafif vuruyorum. Yok. Başkalarını kamçılıyorum. Yok öyle de değil. Okey. Konuyu değiştirelim lütfen. Hep bir buluş kardeşim. Neymiş bu buluşlar ya? Bekle. Emin olamadım. Banladığımız arkadaşları kuytu bir köşede kamçılıyor arkadaşlarımız. Moderatörlerim part time bu işi yapıyorlar. Ban yiyenleri gulaga yolluyoruz. Bu ne? Köye geçiniz. Niye burayı gösteriyorsun ki bana? Hiçbir şey yok burada. Saray harcamaları zaten maksimumunda. Diplomatik kortu, scholar limit diplomatikten devam ya. Bize bu daha çok uyuyor. Okay. Kerime gelirse ben çok mutlu olurum diyor. Okey gelsin. Okey, stresten kurtulduk biraz. Binaların inşası bitmedi herhalde. Buradaki... Bir saniye... Bu taster'ım yok. Yakışmadı. Yakışmadı Rocky the Good Boy. Seneschal yok. Oo. Artificer var. Nice. Bir tane daha var hatta. Süper. Okey. Sadece iki pozisyonumuz boş. Güzel. Titles can be created. Whatever. Ya şimdi şu border gore benim gözüme batıyor. Burayı vurup alası gelmiyor değil insanın ama yani gerek yok. Ben burayı istemedim. Burası bana zorla hediye olarak yollandı. Orayı elde etmek için hiçbir çaba göstermedim. O yüzden burayı border gore'dan saymıyorum. Burası öyle. Ne var ki lan burada? Şuna bak. Impassable terrain. Hiçbir şey yok. Okyanus kıyısında dahi bir yerleşim yok. Anca ta buralarda var. Kaç? 1-2 tane kontluk var. 3-4-5. Bu coğrafyada 5 tane kontluk var. Aynı Orta Asya. Çalış. Çalışın çocuklar, çalışın. Bir arkadaşın rahatlığı. Nice. Gitmiyor lan bu inşalar. Niye böyle? Bir saniye, burada inşa edilecek bir şey kalmadı galiba buralarda. Her şeyi fullledik, evet. O zaman holding yaratalım. Yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Kurtuba. Kurtuba zaten bir kale yerleşimi. Buraya bir kent yerleşimi ekleyebilir miyiz? As a clan ruler, you may not personally hold city holdings. You will have to grant the holding to someone after construction. Belki temple yapabiliriz. Buradan dindarlık kasarız değil mi? Ama ne yapacağım ki o dindarlığı? Bir de o var. Kurtuba'ya bir kent lazım ya buraya. Ben elimde tutmasam da olur. Ama bir şeyler lazım oraya. Burada bir castle, bir temple, bir de o zaman şehir olsun. İsim şehir tapınak. Burada ne var? Temple, castle, şehir olsun. Burada ne var? Castle var, temple olsun. Başka buralar geliyor. Burada bir şey yok. Devam. Ne oluyor lan? Nereye giriyorsunuz? Okey. Beni ilgilendirmiyor. Müzik be kardeşim. Çin'e ektin ha eventle. Tam coşuyorduk. Trinket tapestry. Tapestry getir. Nereye gidiyor ki bu kadın? Okey, getir bakalım. Henüz gelmedi Türkçe ama ay sonuna kadar gelecek demiş çeviren ekip. Biz de onu bekliyoruz. Geldiğinde ben Discord'dan duyuracağım. Ünlem DC. Ah ah eh ah. Aa, burada din devşirdi adam. Eyvah, boşa gitti bu vakit. Din değiştiriyorsun değil mi? Evet. Okay. Ben taç yaptırıyordum demin. Ne oldu o? Ya yaptıramıyordum, doğru. Daha artifact'in şeyini bekliyoruz. Cooldown'ını bekliyoruz. Ziyafet verelim. Stres atalım. Ben neden stres oldum bu arada? O da ilginç. Kamera gitsin. Şu vasallar konsey koltuğu bekliyor. Bekleyebilirler. 50 altını ödeyecek boya geldin mi sen sonunda Velet? Peki. Ne var burada? Yerleşimler sürüyor. Devam. Ne bu? Yine mi kız lan? Aa! Ne koyarsan koy adını. Oğlum yok, varisimiz yok ya, hayret bir şey. Harbiden şu yılışık herife kalacak. Utangaç. Kız. 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 Erkek A yaralı. Bakalım çocuk, bir umudumuz sen kaldın. İnşallah düzgün eğitim alırsın oralarda. Alıyorsundur oralarda. Yolladık onu. Bakalım şu askeri şeye. Onegar gelmiş mi? Gelmiş. Yes sir. Peki. Caballeros bekleyebilir. Önemli değil o. Battlements, Arched Saddle, Manorializm. İnşaat süresini hızlandırıyor. Ben Mangonel'den gideceğim ama. Devam. Hoş geldin Ayp'cim. Selamlar. Ne haber? Okey. Kent yerleşimlerinin inşası tamamlandı diyor. Hani gerçi ben yönetemiyorum oraları, doğru. Bir saniye. Oraya binada mı dikemiyorum, nasıl? Niye göremiyoruz oraları? Anlayamadım bu kısmını. Develop Capital'ı almam lazım, bu kararı. Alalım bir. Okey. Sınırlardayız. Bir av. Orduya eklemek için boş slot bırakmıştık. Kesinlikle doğru. Teşekkürler hatırlatma için. Hemen Onager gelsin. Nasıl yani? Man at Arms limitin... Nasıl ya? 6'da 5 değil miydi bu? Ben doldurdum mu o limiti başka bir şeyler? Yo. Nasıl ya? Artifact geldi saraya. Bakalım. Anlayamadım o nasıl oldu. Artifact geldi de yani. Pedestal yapmam lazım sanırım. Dur. Hani nerede ya artifact? Kent yerleşimi geldi burada. Manastır yakışır. Cami. Peki. Duvara asılan bir şey mi geldi? Nope. Kafatasıydı ya gelen şey. Hani bu değil ama. Burada da yok. Anlayamadım. Bug herhalde. Burada var mı? Tüm artifektlere bakıyorum, yok. Neyse bir taç yaptıralım biz. Crown. Saray teması çok iyiymiş, bakayım. Değil mi? Güzel duruyor bence de. Şu volatif crown çok hoşuma gidiyor burada artifact olarak. Motif crown muydu ya da? Galiba öyleydi. Burayı veriyorum. Eşari'ye. Vampir havası kayboldu, evet. O bu save'de miydi, öteki save'de mi? Tekindeydi galiba. Dündü galiba. Ben de karıştırıyorum. Ne kaldı opportunity'ye? Çok bir şey kalmadı. Bunlar da savaşamıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Öyle duruyorlar statik. Biri 1400 öteki 4400 askerle. Zaten birbiriyle... Aa, bunlar zaten birbiriyle savaşmaz çünkü müttefik. Bana karşı bir koalisyon var orada. Tabii onları günü geldiğinde korur mu? Esas mesele o. Sanmıyorum. Hanım yine hamile. Hanım, rica ediyorum. Hangi hanım hamile şu anda? Bu 59 yaşında değil. Sen ney? Okey, Sodomite. Peki. 43 yaşında. 4 tane kız çocuğu doğurdu. Kız doğurdu. Bir tane yakışıklı ya da zeka traitine sahip bir çocuk. Bir tane erkek çocuğu. Lütfen. Lütfen. Çok bir şey istemiyoruz. O öteki sevdi değil mi? Vampir abası, doğru. Devam. Okay. Ve dünyanın diğer taraflarına bakalım. Abbasiler inanılmaz bir şekilde bir bütünlük abidesi hakikaten. Wow. GG. İlk defa Abbasileri bu kadar bütün bütünlüğünü bozmamış vaziyette görüyorum. Bu kadar dimdik ayakta görüyorum. Hayır! Oğlum ne utangaç karaktermiş ya. Malik Utman Ibn Andalus öldü. 72 yaşında. Yaşlılıktan öldü. Harika yetenekleri vardı. Bla bla bla. Yerine dangalak oğlu Malik Musa geçiyor. Shit. Dur şimdi. Yalnız giyinmeyi biliyor en azından babasına kıyasla. Bu hanım nasıl? Hanım çok iyi diplomat. 3 tane oğlum mu var benim? Okey. Entrikadan gidiyor. Lastful biraz avantaj tanıyor, evet. Diyelim ki velev ki buradan gidecek. Bir kere ben hiçbir konuda buna karışamam. Çünkü benim böyle skill'lerim yok karakter olarak. Acaba öteki oğlum devam etseydi ne olacaktı? İlginç. Beyefendi, evladımı yetiştirir misiniz? Varisi mi? Bakalım. Diğer varislere. Bir diğeri bu. Diplomat. Seni de baban yetiştirmesin evlat. Baban çünkü hiçbir şeyden anlamıyor maalesef. Kuzenim ve eşim. O yetiştirecek. Malik Utman'ın komisyonunu ben devam ettiriyorum. Peki ben bir... Şuradan şu perki alayım. İyi, arkitektten gidiyormuş en azından. En azından öyle iyi. Bir hanımefendi bulalım. Aa, çocuk sahibi olabilecek hanımefendilerde durum böyleyken... Çocuk sahibi olamayacak hanımefendilerde... Bayağı kolay çoğalan trait'i var hanımda ama... Yaş geçmiş tabii artık. Böyle bir hanım geliyor. İnşallah toprağın yoktu bu arada. Bakmadım ona. Kim bu vasallar? Liberty Faction. Bir tane var. Lütfen siz çoğalmadan yok olun. Hemen sana para atıyorum. Benim dinimden misin? Evet. Hemen bir ziyafet düzenleyelim. Hı. Neden burada karar sayısı bu kadar az? Çünkü kişilik özelliklerinden herhalde, değil mi? Bizim toprak bölündü. Ama ufak çocuğa gitti. Onda sıkıntı yok. Onu bam diye geri alacağız şimdi. Okey. Şu yeni hanım nerede? Burada. Hanımefendi primary housewife diyorum. Primary wife sizsiniz artık. Manage domain. Nasıl yani? Ha? Okey. Play butonuna basmamışız. Bu bile yetmedi ya. Bu bile yetmedi. Bir tane domain vereceğiz mecbur. Hayret bir şey. Burası gitsin. Gelirimiz çok dramatik bir şekilde düştü. Çok üzülüyorum böyle olunca. Onca emek uğraş. Ama devri daim. TR Yaman'ın ay sonuna doğru çıkacağı söyleniyor. Strateji Türk öyle demiş. Başka bir bilgi yok. Devletin yarısı değil ya, o kadar da değil. Şimdi burada bize karşı isyan olasılığını kaldırdığımıza göre bir saniye. Utangaç karakter, evet. Üf. Böyle götürelim biz olayları. Uzaktan uzaktan yönetelim. Şimdi... Hazır şuradaki bize karşı güçlü örgütleşmeyi pasifize etmişken toprağa geri alalım. Yine dandik ötesi bir taç. Iy. Sonra. Dant. Ne var sarayda bu kadar? Tantana nereden kopuyor? Aynen. Ya yemekleri falan yapın. Peki hadi öyle yapın dedim. Adam bir öğünde nasıl obez oldun lan? Kaç kilo yedin? Çüş. What? İlk defa böyle bir şey yaşadım. İyi yapın yemekleri hadi falan dedim. Sonuç bu. Şu New Tapestry'yi nereye asacağız ya? Aa bir saniye. Chat. Oğlum Müslümanların sarayında duvara asmalık yer yokmuş. Ben bunu şimdi fark ettim. Önceden böyle miydi hatırlamıyorum. Tapestry asamıyoruz duvara. Ornament var. Baksanıza. Aa o yüzden demin geleni de şey yapamadık. Demin gelen o artifekti de hiçbir şekilde göremiyoruz. Haram diye olabilir evet. Muhtemelen bu güncellemeyle birlikte buna el attılar. Çünkü önceden olsa fark ederdik. Birimiz fark ederdik en azından. Mantıklı. Onun yerine galiba ornament sayısını arttırmışlar. O işte postur bilmem nedir falan. Okey. Güzel ayrıntı evet. Eyvah bir sürü insan ölüyor. Artık obez değilsiniz peki. Thanks. Okay. Ben kimi öldürüyorum ki? Bu ne? Hayır. Hayır! Aa, her şeyden strese giriyor herif. Delireceğim. Av. Endülüs Tapestry. 4 yıldız. Ama asamıyoruz ki. Peki. GG. Geri aldık. Asal öldüğünde gidecek toprağa keşke baksaydım. Bu özgürlükçü adam da içeride. Sen bana o elindeki toprağı bana ver bir bakayım. Salak. Ötekini de ver. Öst. Diğerleri de üzülüyorsa üzülsün. Ver 100 altın. Yallah. Sen de biriktir paranı. Bunları kapat. 2 tane fazladan kontluk var. Elbas. Git benden. Lisbon benden git. Devam. Yolo. Peki saray mensuplarına bir daha bakacağım. Cupbearer okey var. Cupbearer beni sevmiyordu. Bir saniye. Birazcık seviyor. Para vereyim daha çok sevsin. Cupbearer bizim dine geçersen daha çok güvenirim sana. Peki. Saray şairimiz yok. Artificer yok. Kadı. Aa neden? Ah kötü kadı. Hortutor. Buna da... Okey. Hanım bu işlere... Bizim hanım değil mi? Yok değil. Bilmiyorum. Bodyguard. Averaj diyor. Bizi sevsin. Al para. Benden kral yok artık. Toplamda 4 tane pozisyon boş. Personal champion buraya koyabiliriz. Yep. Bu beyefendi bir işe yaramıyor. Güzel, stres atıyoruz. Para ediyor musun? Evet, bekletelim. Sen tiranlık. Sen no. Kessek. Strese kaybetmiyorum. Besleyelim o zaman. Sen kesebiliyoruz. Keselim. Yalnız bu beyefendi 21 yıldır içerideymiş. Bir tane claim var, o da Cabra üzerine. Seni salıyorum. Bakalım tutunabilecek misin hayata? Renounce claims diyeceksin ama. Vazgeçeceksin her şeyden. Haklarından. 21 yıldır hayalini kurduğun o ummandan vazgeçmen şartıyla salıyorum seni. %1'le öleceğim gülmekten. Ölmem herhalde. Ölmedim. Para biriktir. Varisim. İnanılmaz gerçekten. Rezalet. Rezalet. Lisini heritleyemiyorum çünkü daha demin hanedan mirası açtım. İçeri atsam. Atın şunu içeri. Bu hanedan bunlardan daha iyisini hak ediyor. Az bu Half Brother Prince de bir boklayamıyoruz çünkü trus var. Trus bitince bundan toprak almayı unutmamam lazım. Unutmamam gerekiyor. Tapestry geliyor gelmesine ama hiçbir işe yaramıyor. Ya keşke başka bir şekilde en azından onu telafi ediyor olsaydı. Oyun. Evet, oruç eventi falan, Ramazan da eklenmeli bence oyuna, katılıyorum. Sonuçta tarihi gün be gün görebildiğimiz bir oyun bu. DLC'yle satarlar. Boş ver, strese girme. En çok satın alan DLC olabilir mi Middle Eastern'da? Aynen öyle değil mi Deniz? Mantıklı, ben olsam satarım şimdi. İşim bu olsa. Yani oyun şirketi yönetiyor olsam. Gayet vizyonlu bir hamle olur. Adamın 8 öğrenimi var. İnanılmaz ya. Chat, soruyorum. Crusader Kings 3'e bir sonraki gelmesini istediğiniz DLC nedir? Aynen Deniz. Direkt word of mouth çalışır. Yani kulaktan kulağa yayılır. Oğlum bir tane oyun var ya, üf, oruç moruç tutuyorsun. Tamam. Yani bak, şu coğrafya iptal. Günde bir 50-60 tane Orta Doğulu kardeşimize oyunu anlatırım herhalde, değil mi? Yeni başlayan. Hiçbir fikri yok ama. Anlatırız, ne olacak? Şimdi. Monks and Mystics. Bir noktada gelecek. Ben de merakla bekliyorum. Osmanlı DLC'si. Muhtemelen oyunun son evresinde falan getirecekler onu. İnşallah yanılırım. Gerçekten korkunç ya. Yani şu karakterle oynamak çok kötü. Nasıl successful yahu? Bu eventte bir terslik var. Hep düşük ihtimal gerçek oluyor. Step DLC'si. Holy Roman Empire özel bir DLC. Anadolu Beyliklerinin Struggle versiyonu. Bunu çok sevdim işte. Bizans hala dokunmamış olmaları beni endişelendiriyor. Güzel anlamda korkunç bir DLC gelebilir mi acaba? Olabilir. Yani 100. geliştirici günlüğünde ben onu çevirip videosunu atmadım. Çünkü ne olduğunu anlatmadılar. Sadece hype balonu yarattılar. Sevmiyorum hype balonu. Hype balonunu pazarlamayı da sevmiyorum. O yüzden adam akıllı bir şey anlatırlarsa videosunu çekip anlatacağım. Ama ben günlükte geçen şeyi size anlatayım. DLC çıktıktan sonra 1.6.1 güncellemesinin yayınlamalarının ardından bir geliştirici günlüğünde şunu söylediler. 100. geliştirici günlüğünde. Çok büyük hedeflerimiz var. Acayip şeyler peşinde koşuyoruz CK3 için. Ufak tefek şeyler de eklemek istiyoruz. Çok majör planlarımız da var. Buna dair bilgiyi ilerleyen zamanda vereceğiz dediler. Kafalarında büyük bir şey olduğunu zaten gelen DLC'lerden anlayabiliyoruz herhalde. CK3'e gelen DLC'lerden. Çünkü özellikle son Flavor Pack'in bir yandan da inovatif olması, struggle mekaniği falan ekliyor olması. Yani bayağı kafa patlatılıyor bu oyun üzerine. Bu çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Herhalde şu anda Victoria 3 zaten çıkmamış bir oyun. Onun üzerinde geliştirme yapıyorlar. Onu geliştirmeye çalışıyorlar. Herhalde şu anda Stellaris'le birlikte en çok odaklandıkları, geliştirme sürecine en çok odaklandıkları oyun Crusader Kings 3. Hatta Stellaris'in biraz daha önündedir. Çünkü daha yeni bir oyun olması ve daha uzun bir ömrünün olacağını düşünecek olursak, değil mi? O yüzden kafalarında büyük planlar olduğunu söylemeleri bile beni şahsen heveslendiriyor. Ama kuru heves hoşuma gitmiyor. O yüzden göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Melankolik oldum. Durduk yere melankolik oldum ulan. Ne oluyor lan? İngiltere'de mi yaşıyorsun? Nasıl melankolik olursun ya? Şurada gül gibi Kordoba'da, nehrin kıyısında, şuradan salınsan 3 saate okyanustasın. Plaj var, bir şey var. Her yer senin. Melankolik oluyor herif. Yok arkadaş, yaramıyor kimisine. Bu nedir? Leon benimle müttefik olmak istiyor. Oldu canım. Oldu canım. Peki. Manyak mısın sen? Öyle bir dünya yok. Bence Oğuz ve diğer boyların tam özellikle kullanabileceğimiz bir DLC gelse güzel olur. Katılıyorum. Direkt hordlar, değil mi? Ya hatta spesifik flavor pack gelse çok tatlı olur. Ama aynı bunun gibi mekanik getiren flavor pack kastettiğim. Yoksa öyle kuru kuru kültür eklemesinler. Roma için senatolu falan bir DLC hoş olabilir gibi. Olabilir. O da hoş geldin Özgür. Ticaret gelmez inşallah. Bir noktada gelecek ama ne zaman? Benim gibi Portekiz'den adalara açılsa terdi. Arkadaşlar bilmeyenler olabilir toplulukta. Atanur bayağı yarı pro Hoydort oyuncusu. Özellikle Portekiz üzerine iktisasını yaptı bu alanda. Oraya dem vuruyor. Deli Portekiz oynar. YKG'den beri kendi kafamda kurduğum bir şey benim. Ama başlangıç tarihini milattan önceye çeksek süper olur. Antik çağlarda oynamak daha hoş olurdu. Katılıyorum Hamza. Bronze Age modu var. Deniz'de linkini atmış. Ya onun en son güncellenmiş olduğu sürümün ne olduğunu bilmiyorum. Ona bakabilir misiniz? Ya Bronze Age çok güzel şeyler vaat ediyordu ama yarıda bıraktılar vaktinde. Bu kim oğlum? Hanımı öldürüyorum ben. What? Yani do it, do it. Öldüremez ki. Sağ ol. Niye öldürüyorsun gibi de? İlginç. Vazgeç bundan. Aa, bana çocuk lazım, evet. Düzgün çocuk ama genius hanımdan. 52 ve 62 yaşında 2 tane genius hanım var ama onlar çocuk yapamayan hanımlardı. Peki intelligent bulur muyuz? Okey, var. 3 sene bekle falan filan tarzı ama bunlar. Bekleyince ne olduğunu gördük bir önceki karakterde. 1.2 mi diyor? Oo. Yok, kalsın o zaman. Amazon. Nope. Beautiful. Hadi. Okay. Güzel anılar var. Savaşçı. Aa, bu şey değil mi? Benim öteki karakterle. Bir önceki değil, ondan öncekiyle askerlik yaptırdığım kadın. Evet, Eşari ve Rus. Ya da onun çocuğu falan. Yo, ailesi, annesi babası yok öyle. Bir gök taşının içinde dünyaya süzülerek gelmiş. Peki. Ama bunun da kendi işi gücü var. Fark etmez ki. Yani. Sevgi engel tanımıyor. Ah be. Kontroller. Bir saniye. Sen aynı zamanda benim sarayımda görevli misin? Oha, bu adamı o kadın sandım. Allah'tan bu adamla evlenmedik yanlışlıkla. Evet. 11 ay, 17 ay, 7 ay. 7 ayla başla. 7 aya varan taksitlerle. Buraya abanalım. Okey. Satranç yine yeneceğim sizi. Ortadaki. Aşağıdaki. En üstteki. Ortadaki. Yes sir. İşte bu. Satranç dediğim böyle oynanır. Tak 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 tak. Öyle düşünmeyeceksin. Hislerinle oynayacaksın. Ya kazanacaksın ya da kazanacaksın. Başka yolu yok. Bu yolda kazanmak da mümkün. Kazanmak da. Tersine bizde. Masonic dealings, eyvah. Geldi taş ustaları. Efendim. Ya ne yaparsam yapayım kazıklanacağımı biliyorum. Ver şunu. Ticaret ve diğer Cumhuriyet diyesi hoş olurdu kesinlikle. Zaten ikisi muhtemelen dediğin gibi birlikte gelecektir. Yani bir sonraki genişleme paketi ticarete mi odaklanır bilmiyorum ama o biraz daha mikro çünkü. Bence odaklansa çok hoş olur. Çünkü Paradox böyle genelden başlayıp DLC'leri de böyle özele çekiyor sanki. Ziyafet verdik mi? Biz vermiştim vaktinde. Kaç yıl önce. Siz niye peyda oldunuz burada ya? Independence falan. Nereden geliyor aklınıza böyle fikirler? Oha, Balenciaga'ya bak. Ya bunlara da toprak vermesen dert, versen dert. Her türlü isyan ediyorlar zaten. Ne yapsak boş. Vasal vermeyeceğim de sana. Arkadaşım olur musun? Hayır. Olmuyor. Masallarını geri alsam senden. Hiçbir şey yapamayacağım. Onlar isyan edecekler ve o zaman onlarla kapışacağım. Diğer her yol boş. Beraberlik ve mağlubiyet, evet. Başka olasılık yok. Sizin için ama ben hep kazanan taraf. Ben direkt silerim CK3'ü, senden izlerim sadece. Kalmış 10 kilobayt RAM zaten beyinde. Yani silerim yazdığın kısmı bir anda farklı bir harfle okudum. Ben ilk yanlış okumuşum yani. O zaman ben de direkt CK3'ü. Durduk yere değil mi? Okay. Yarın sınav var ve 3. defa gireceğim. Çok çalıştım arkadaşlar. Bir iyi dileklerinizi alırım. Yusuf'cum kolay gelsin. Hakikaten çok zor. Yani sınav maalesef. Bütün bir sene çalışıyorsunuz. Onca emeğiniz orada geçirdiğiniz birkaç saat içerisindeki performansınıza göre değerlendiriliyor. Yapacak bir şey yok. Düzen bu. Sistem bu. O yüzden sakin kalmaya çalış. Sana başarılar diliyorum. Gönülden başarılar diliyorum. Diğer tüm üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Umarım yüreğinizin istediği yerleri kazanırsınız. Umarım her şey yolunda gider sınavda, öyle diyeyim. Liberty Faction. Okey, geliyorlar. Akın akın geliyorlar üstüme. Akın akın geliyorlar. Peki. Hepinize para at. Ne zaman geliyor bu hostility? Şey, opportunity. Eli kulağında. Ne oldu? Bu nedir? Ah, excellent. Fresh quail, my favorite. My beloved entrants, you truly are delectable. Okay. Oğlum ben utangaç adamım. Rahat bırakın beni. Al lan oradan. Gidin. Devlet işleriyle uğraşamıyor adam utangaçlığından ya. Çok saçma ama bir yandan da. Ne oldu oğlum? Gelirim hayvan gibi düştü bir anda. Bir anda domain limitim azaldı. Neden? Neden? Ne oldu lan? Independence Faction coştu bir anda. RNG bir anda zar attı ama hiçbir birim olarak karşımıza çıkmıyor bu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Saçmalık. Bullshit. Eşim yatalak olmuş. Ondan mı? Bir saniye. Okay. Saçmalık değilmiş. Mantıklıymış. Filvit'le Half Brother doğru. Alliance kurabilirsin diyor da geçiniz. Hediye gönderme dışında başka bir seçenek yok değil mi bu ayaklanmalar için? Çünkü para vererek bastırıyoruz ama bir yandan da ellerini güçlendiriyoruz. Ya ben zaten tavsiye etmiyorum. Oyunda yeniyseniz falan hediye göndererek ayaklanma bastırmaya çalışmayın. Ben onlar ayaklansalar bile, 7 düvel gelseler bile çok az askerle dahi bastırabileceğime güvendiğimden böyle yapıyorum. Yani aleyhimde kullanılabileceğinin farkında olarak yapıyorum. Hanım komple öldü. Hanım bari tek seferde gitseydin yani. Bir de toprak verdim mal gibi. Başkalarına. Bu ne ya? Düzgün kadın yok. Düzgün hanımefendi yok. Düzgün bir izdivaç yok. Okey var. Gel. Okey. Nerede? Hadi. Evlen. Hanımım. Primary'sin artık. Bu da utangaç. Ulan ne oluyor? Ne çok utangaç var. Neden böyle? Neden bu kadar çok utangaç var? Nasıl available değil? Nasıl değil? Toprağı yok bunun. Okey. Sabırsızım biraz. Ziyafet. Hemen yolladım zaten yollayacağımı. Nasıl yok? Gel lan biraz satranç oynayalım. Wager Fame, Wager Fortune. Hadi parasına. Okey, bir yandan da davete katıldım. Bu. Aa, kaybetti loser. Bu karakter benim karakterim değil. Saymıyorum. Son, you have made an enemy here today. I lose the match to ally due to sudden death. What? Neyse, zaten adam yeteri kadar loser. Daha fazla düşman edinmesin. Devam. Karakter loser chat. Yapacak bir şey yok. Utangaç olmalarında kültürün etkisi olabilir mi? Yani sanmıyorum. Aslında tam tersi bir kültür var burada. Kültür daha çok arkadaşlık kurmak, daha çok insan ilişkilerini artırmak üzerine. Baksanıza ritualized friendship var. Yani kafadan herkesle en iyi arkadaş etkileşimine girebiliyoruz neredeyse. Daha emin olmak için bakacağım. Evet. Kafadan. Bu ne? Çekiç bilmem ne. Aa evet, bir taç yaptırmıştık birkaç yıl önce. Unuttuk onu. Saraya yeni bir moda akımı getirdim. Ulan hiçbir şey beğenmiyorsunuz bir de. Sana laflar hazırladım adam. Yayından sonra yüzüne sayacağım lafları. Negotiate Alliance. Strese giriyor herif. Hayır. Yok mu bir av mav? Yok. Hiçbir şey yok. Adamın öyle bir atletizm falan öyle bir özelliği de yok. Dünyanın en düz, en gereksiz herifi. O zaman şuradan bir çocuk yap. Aşk şarkısı söyleme. Hayır. Aşk mektubu bırak. Yastığın altına. Peki. Aa, din adamı boşa çıkmış. Buradan devam. Ne oldu? Hedefimize ne kaldı? On tane daha kontlukta din değiştirmemiz lazım. Kontluklarda kontrollere bakayım. Mursia 23 gün. Sayılı gün çabuk geçiyor mu? Geçti. Hadi. Okey. Rakibim öldü. GG. Steal it. Tam tersi okudum oradaki olasılıkları maalesef. Kabak benim paşıma patladı. Başıma patladı. İki yıl mı? Oğlum oldu. Man. Peki. Öteki hanım da hamile. Kesinlikle utangaçlık oyundaki en berbat özellik. Katılıyorum. Ya yaşayamıyorsunuz ki adam hayatı yaşayamıyor. Ölüyor stresten. Şuna bak sonuçlara. Okay. Adam her türlü benim hanımla muhabbet edecek. Yusuf bir şeye benze. Sen de mi dümdüz çıktın çocuk? Sen de mi Yusuf? Hatırlayacağım bunu böylelikle. Man good boy. Bir saniye. Çok oğlum var benim ya. Bunun varlığından haberdar değildim. Boş beleşler yine iyi Ercan. Çok daha kötüleri var. Hep utangaç falan oluyorlar. Neden bilmiyorum. Okey. Seni eğittirelim. Tabii ki de ben değil. Ben hiçbir şeyden anlamıyorum. İdareden anlamaya başladım ama geç yani artık. Çok geç. Ne dünyadan bulacağız. Şu Çekyalı kör kadına veriyorum seni. Çocuğu çok korkunç bir yere gönderiyorum. Nasıl ya? Gönderemiyorum, hayır. İlginç. Bu adama yolluyorum. Offer ward. Utangaçlığımın meyvesini alayım burada. Çok sayılı anlardan birisi. Obez oluyorum onun sonunda da. Allah'ım nasıl bir lanet. Kilo ver. Ne var sarayda? Ne bu? Ne yapıyormuş? Broş yapacakmış, yap. Okey. Kimse anlamadı. GG. Hemen bir genius çocuk. Erkek. Stres bu. Okay. Stewardship Architect. Şimdi buralarda yapacak hiçbir şey kalmadı artık. Ne lazım buna? Burhlar inovasyonu lazım değil mi? Burhlar. Biz Mangonel'in peşinden koşuyorduk ama Manorealizm 10 yıl. Burhlar 35 yıl. Hadi Manorealizm'den devam. Wealth aplenty. Okay. Aa, doğa felsefesi üzerine biraz yatırım yapıyorum. Hadi bakalım. Süleyman'ın yaşı geldi. Lan biriniz düzgün çıkın ya. Cynical, honest, temperate. Ya, çok kötü. Aa! Çok kötü. Port physician'lara bak. Allah aşkına ne oldu lan bu ülke? Lanetlendi mi? Ne oldu? Getirin bir koca karı. Bodyguard da ölüyor. Herkes ölüyor. Bir şeyler oluyor sürekli. Üzerimize oyunlar oynanıyor. Nursing salaries. Ödüyorum. Inspiration strikes. Bir anda bir ilham geldi. Artificer'a. Antikacı gel. Averaj. Okey. Bir anda bak şimdi. RNG bizim işimize doğru. Bize doğru gelecek. 50 kişi izliyor yazan tek benim, herkes alt tablo herhalde. Yo, daha ziyade bu benim içerik üretme biçimimle ilgili. Monolog. Aşağıda yazıyor. Kanalın hemen player'ın altında yazıyor. Oyun oynarken sesli düşünüyorum. Konsept bu. Yoksa size bir şey sorduğumda anında yanıt geliyor. Ya da bir şeyi atladığımda anında birisi şunu atladın diye ayıktırıyor, haber veriyor. Ben de eskiden öyle sanıyordum ama öyle değilmiş. Bir de full ekrancı arkadaşlarımız var Yekalya'da gibi mesela. Eskiden üzülüyordum öyle. Ya herkes alt tabda dinliyor. Ben podcast mi yapıyorum diyordum. Yok, öyle değilmiş. Aha. Yayıncılığa ilk başladığımda çılgın bir söz vermiştim. O zamanki chatime. Kaç kişiydik? 20 kişi falandık herhalde. İleride büyük yayıncı olursam, yani o köşeyi dönersem, hepinize birer tane ekran, monitör sözü. Hani ikinci ekrandan izleyebilin, alt tab yapmayın diyordum ama şimdi madem herkes aslında izliyor, o zaman ne gerek var ki monitör falan vermeye şimdi. Yok. Hele bir o köşeleri falan dönersek hakikaten muhtemelen topluluğuna en çok yeri veren şey ben olacağım. İçerik üretici ben olabilirim. Tabii olmayan şeyi dağıtmak kolay diyebilirsiniz. O da doğru. Ama ne yapayım? Olduğunda görüşelim. Tabii o vakte kadar burada olursanız. Inspiration, a name to remember. Bedia'nın ismini ver, Tanrı'nın adını ver mi? Yok. Sadece Tanrı. Bla bla. O okuyamadım devamını. Tıkladım hemen. Excellent broş. Okay, thank you. Thank you. Okay, ver. Ne bu? Burada. Excelente. Tamam. Akitanya gidip bam diye. Ya o değil de her şeyi bırakıp bir anda İtalya'ya çökmemiz ve papalığı yok etmemiz yok mu chat? Var gibi. Hadi yapalım. Zaten onun için oynuyoruz bu oyunu. Bir de İzlanda'da bir vlog vardı ama tabii daha çalışmaya devam ediyorsun. Evet. İzlanda vlogu için bayağı bir yani bayağı zor. Hedefler gün geçtikçe uzaklaşıyor o manada. Beynelmilel hedefler gitgide uzaklaşıyor. Bu coğrafyanın maalesef. Heybelerinden biri omzumuza yüklediği. Aykut hoş geldin, selamlar. Güzel bir kral başa geçse de İspanya görsek. İspanya görebilmemiz için esas olarak opportunity'ye geçmemiz lazım. Çünkü şu anda savaş açamıyoruz doğru düzgün. Hani karakter zaten tırt. Kesinlikle katılıyorum. Ama bir de savaşlar verim vermiyor. Struggle Clash Kasus Bellisi sadece tek bir kontluk veriyor falan filan. Benim de Güney Amerika vlog hayalim vardı 20 yaşında. Bu arada benimkisi hayal değil. Çetin hayali. Benim hayalim değil. Beni İzlanda'da geyserlerin içinde bir bakıma doğal bir hot tub yayını, hot tub CK3 yayını yaparken hayal ediyorlar. Etmiyorlardır inşallah. Bilmiyorum. Öyle bir ettiler. Neyse. My daughter kızım. Neydi ya? Peki. Nvidia koysalarmış adını. Lol. Varisim içeride. Çürüyor mu? Atın şunu zindana. Çocuk hastalıklı doğdu. Oğlum neden hep kız doğuyor? Sen de mi Yusuf? Man. Bu da eğitim görüyor ama öyle... Nasıl ya? Yolladım ya ben seni. Lan! Öldü mü bunun hocası? Ben onu kaçırdım. Ya da bu o değil mi? Başka çocuk mu bu? Man! Aa evet, bunu yollamadım. Bir saniye, bu o mu? Bu değil. Harbiden yolla... Geri gelmiş bu. Demek ölmüş buna bakan. Okey. Artifact. Regalya nereye yaptınız ya? Benim regalyam yok. Var. Okey, pardon. Sorry. Bizde kitap yok. Kitap yazın. Yapın. Kitap dövüyor herif. Teşekkürler Erciyaz. Hoş geldin. Peki bir anda Hristiyan olup Roma'yı kurmadık mı? Bir anda böyle. Thanos'un şıklattığı gibi. Yaptık ya o işi. O iş bizde. Bir anda. Bir anda bütün kültürü her şeyi, çoluğu çocuğu her şeyi bırakıp şurada Roma'nın dolaylarında şurada bir sahil kasabasına yerleşmedik mi peki? Her türlü. Bunun için oynuyoruz bu oyunu. Bir anda basıp gidebilmek için. Quest for materials. Material senin köpeğin olsun. Al. Okey, çok şükür zindanda çürüdü. Kötü oğlumuz. Ben de obez oldum bu bilgiyi alınca. Bu gibi bilgiler genelde insanlarda farklı reaksiyonlar yaratabiliyor, görüyorsunuz. Kimisi kalp krizi geçiriyor, kimisi ise böyle ne oğlum mu öldü? Obez oluyor değil mi adam? Biz de öyle olduk, bilmiyorum. Ne diyor? Inspiration. Idris Saidit. Has the artisan inspiration. He wants to make a table. Oha, masa yapmak istiyormuş adam. Peki. Your bodyguard personal champion. Okay, yap bakalım. Abi beyaz yaka mısın? Bu sahil kenarı aşkı ne? Sence sahil kenarı aşkım mı var benim? Az önce bahsettiğim şeyi ciddi olarak söylediğimi mi zannettin yoksa? Yoksa 10 saniyedir buradasın ve duyduğun şeyle mi yargılıyorsun yayıncıyı? Bence en sonuncusu. Ya da ona yakın bir şey. Beyaz yaka idim vakti zamanında. Tüm haklarıyla tiksindim. Şeyden. Peki. Yahya Fronilde. Fronilde mi? Kim lan bu? Burada evet, beyaz yakanın büyük geyiğidir bu. Ben de zaten ona dem vurmak için örnek verdim. Ajanstayken bol bol duyuyorduk bunu. O böyle gideceğim, böyle organik tarım yapacağım Bodrum Marmaris oralarda, ufak bir köyde. Lolle. Peki. Musa, only God can judge me. Devam. Süleyman. Süleyman hep başbakan. Neyse, şimdi Fikret Kızılok'tan telif yemeyelim. Player Air and Sun. Gerçi bu şey oluyor, remix oluyor. Cover oluyor pardon. Telifle girmiyor. Bu da çok dandik ki ya, hani bakıyorum bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Olmadı bu çocukta. Evladım gel seni de bir içeri atalım da aklın başına gelsin, hadi yallah. Scrounger Life. Oh. Devam. Yahya'yı mı, Fronilde'yi mi, yoksa hiç kimseyi mi etkileyelim? Bence üçüncü seçenek. Yes sir. Hak, hukuk, adalet. Devam. 50 altın yolla gelsin. Thank you. Thank you. Ne oldu bizim ordu slotlarımız falan? Bir saniye. Bu nedir Allah aşkına? Yine okuma yazmayı ucundan öğrenmiş birini getirmişsiniz buraya. Hep be kardeşim. Hep mi aynı zırvalık? Saçmalık. 10, 13, 7 ay, 7 ayla başlayalım. Court Musician öldü. Şunların immortal'ını yap artık Paradox. Ölümsüz saray mensubu istiyorum. Madem öldü, hayaletiyle şarkılar söylesin sarayın köşelerinde. Okey, artificer'ımız var burada bir tane. Seneschal lazım bize. Okey. Bir kürek, bir kayık. Okey, 2 tane artificer bulduk. Nice. Bir master of the horse lazım. Sen neden benden nefret ediyorsun? Çünkü öyle yani, artık vakti geldi, nefret etme vakti. Okey. Anladım. RNG yani. Peki. Peki. Bodyguard. Terrible diyor. Hayır. Terrible bodyguard. Yaşayacaksanız bile o çarpışmadan sağ çıkma olasılığınızı düşürür. Bence, bilmiyorum. Soytarımız yok. Ne biçim saray bu? Oğlum averaj mecbur koyacağız bunu. Dur benim hanımı koyayım ben. Hanım gel soytarılık yap. Malik'in hazinesi. Yolla. Şimdi şu hapse bakalım. Bu benim oğlum, bu zaten ev hapsinde. Bir saniye, seni zindana yolluyorum evlat. Peki. Kaptan Aurelio. Aa, bu vaktinde bana isyan eden şarlatan değil mi? Evet. Yo, bu parasını toplayacaktı da 100 altını öyle salacaktık falan filan. Yok, toplayamıyor onu. Executioner neden olamıyorsun? Onu göremiyoruz nedenini. Adam iyi askermiş aslında. Release mi? Enter'a bastım yanlışlıkla. Hayır. Hayda. Sorry. Görüşürüz, zaten salacaktım seni. Bunu kesemiyorum. Bu da bizim evlat. Devam. O adam bir 9 yıl daha yatsın bakalım. Sonra bir daha değerlendireceğiz. Bu Amerikan hapishane sistemi gibi oldu değil mi? Shawshank Redemption. Aa, hanım hamile. 44 yaşında. Hiçbir özelliği yok. Seyit soyundan gelmesi dışında. Pekala. Bakalım. Sen ne oldun evlat? Seni eğitiyorlar mı? Eğitiyorlardır umarım. Sana dil öğretsin diye bu kadını görevlendirdik ama... Nope. Selamlar Ares Mod, hoş geldin. Ne haber? Ah, bu çocuk pert. Bu çocuk idareci olacak, evet. Seni babana eğitecek. Gel. Gel babana. Baban seni çok iyi eğitecek. Çocuğun daha akıbeti belli değil. Bu daha yeni doğdu ve zaten kız. Çok şükür. İyi diyelim, iyi olalım. Sen şampiyon tam olarak ne işe yarıyor? Aynen, yerimize düelloya gönderiyoruz. Tam olarak o tornado. Tam olarak olayı o. yerimize düelloya gidebiliyor. Bir de saray içinde mesela duruşma düzenlediğimizde, yani vasalların, halkın, tebaanın derdini dinlediğimiz zaman şurada, o zaman genelde o da adı geçiyor orada, işte şey yapıyor. Kolunda birini getiriyor falan, senin önüne çıkarıyor veya birisiyle fight atıyor yine. Aslında çok sıkıştığınızda işinize yarayabiliyor. İki kere yaradı benim. I can't help but notice the gaggles of giggling. Okay, purify them. Peki. Teşekkürler Aureus, hoş geldin. Bu da ne büyüdü ha, koskocaman adam oldu, vay be. Creative freedom. Freedom! Okay. %50. %60. Okay. İşe yaradı. İşe yaradı. Şimdi gel seninle stres pahasına müttefik olalım. Benim bu half brother'ımın varisi zaten ben değil miyim? Şunun kellesini alın. Yalnız ben şimdi her bunların her biriyle etkileşime girdiğimde yok, strese girmiyorum çok şükür. Yok mu yükseltme var. Yükseltme buldum bir tane. Burayı yükselt. Yap. Başka? Nope. Devam. Türkçe ama ay sonuna kadar çıkacak demişler. Biz de bekliyoruz bakalım. Çıktığında Discord'dan, yayından falan duyuracağım her yerden. Bad Omen. Okey. Uykusuz her gece. Vasallaştırabiliyormuşum. Kim bu? Abi dur bir saniye. Neden vasal oluyorsun bana oradan? Chat, buradan vasalımız var. Peki abi, ver yani. Geri çeviremem. Müthiş bir şey vasallaşması kendiliğinden bir karakterin. Bilmiyorum, siz yapabiliyor musunuz bunu? Hiç yaptınız mı ya da? Böyle birisi vasallaşabilir diye uyarı geldiğinde hayır istemiyorum diyebildiniz mi? Ben yapamıyorum. Açgözlüyüm herhalde. Excelente. Okay. Royal Architect, okay. Boşalmış o koltuk. Cupbearer, good. Başka. Saray şairi yok. Müzisyen terrible. Olsun, hiç yoktan iyidir. Gıy çalsın bir şeyler. Bodyguard yok. Executioner, terrible. Gel. Aa, bu benim oğlum değil mi? Hayır, gelme evlat. Hayır. Enayi değilim ben. Bu adam mıymış o? Haa, okey. Hutas'tan eyvallah. Dikkat etmedim ona. Diyorum ne alaka? Mantıklı. Ben burada böyle bir yer olduğunu görmemiştim. Okey. Kisa good boy. Whatever. Bir tane mi Kisa diye kızım var, yoksa bana mı öyle geliyor? İtrinin masası. Thank you. Peki. Şöyle bir geldik. Okey. Masayı şuraya koyduk. Nasıl duruyor? Oha, güzel duruyor. Okey. Bu mu oğlum artifact? Bu bildiğin sehpanın üstüne bir vazo ve çiçek koymuşlar içine. Bu mu yani artifact dediğiniz? Peki furniture diyor ya. Furniture artifact. Okey. O dönem için büyük bir şey olsa gerek. Reception bitti. Peki. Ben utangaç olduğum için yine kabuğuma çekileyim. Bir ziyafet vermem gerekecek. Aa, ziyafetler bana yaramıyordu. Evet. Zarar da vermiyor ama yaramıyor da bir yandan. Sırtım ağrıdı. Tabii orada potansiyel olası etkileşimlerden dolayı zarar da verebiliyor. Ahmet'in kafatası. Zarar vermişler artifekte. Artifektin adı bu. Ahmet'in kafatası bu arada. Harbiden öyle. Kuru kafa. Vaktinde sarayımızda bir şeydi Ahmet. Bir tutsaktı. Zindanlarda bir tutsaktı. Sonrasında onu artık tutmamaya karar verdik. Bu arada bu çocuk ölmeyecek çünkü oburt rate'ine sahip. 4 ay bekleyelim, başka bir planla geri gelelim. Ahmet'in kafatası. Ahmet'i idam edince oyun bana sordu, dedi ki bunun kafatasını kaynatıp şey yapalım mı? Artifact yapalım mı? Ben de yapın dedim. O gün bugündür Ahmet'in kafatası var. Peace ruined by rival. Ah! %20 penaltı verdi bana kalıcı. 993'e kadar 5 yıl boyunca. Çüş. Bu yüzden nefret ediyorum. Ziyafet vermekten. Tabii böyle karakterlerle ziyafet vermekten. Kitap basılmış. Okey. Vay, 2 tane varmış. Birisi Healing Guide. Sağlığa boost veriyor. Keşke bu adama vermese o boost'u. Gerçi yani kullanmayız, olur biter. Güzel, saray dolu gözükmeye başladı. Hoşuma gidiyor bu durum. Peki. Bu arada bu seride evlilik sormadı bana oyun. Skin Discovered mı? Hayır. Efe 2. aboneliğini kutluyor her ay olduğu gibi. Efeciğim teşekkürler. GG. Bribe? Neden ya? Okey, zaten bribe vermişiz, okey. Başka. Bu kadar mı yani? Bu mudur? Olay bu mudur? Başka adam bulamıyor muyuz bu cinayete yataklık edecek? Bu sefer bir assassin öldürecek. Hadi bakalım. Voila. Yaptık. Inheritance. Para bizde. Buraya verebilirim. Verdim, gitti. GG. Tayfa al good boy. Paroyu mecburen tutuyoruz değil mi? Ya ben bu düklüğü daha öncesinde yok etmiştim. Yine yok edeceğim. Yani gerek yok. Hap kadar yer. %91. Hava daha var. Ideals can be created. Whatever, whatever. Oo, burada bina slotu var. Yükseltme var. Nice. Hızlandır. Hadi artık şu opportunity'ye geçelim. Okay. Şu war profiteer'i alalım. Hazır olalım. Inheritance. Toprak devraldık yine. Aa, satranç tahtası mı aldım ben yoksa? Evet. 4 kişilik satranç tahtası. Chat. Yok mu aranızda 3 kişi? Bunu pedestal item'a çeviriyorum. The carps. Bu. Okay, 150 kaybettik. Olur öyle. Far from home. Yardıma muhtaçlar. Hayır, gidin. Satranca 4. aranıyor. 4 kişilik satranç nasıl oluyor acaba? Ben hiç görmedim, oynamadım. Var mı öyle bir şey? Vardır herhalde. Yani oyunda artifact olduğuna göre oradan yola çıkıyorum. İberia bitince Fransa'ya gireceğim mi? Hayır, böyle bekleyeceğim. Gireceğim tabii canım. En başında öyle konuştuk ya. Hatta şu anda da girip Okitanya'yı direkt alabiliyoruz ama mantıklı olmaz. Onu decision'a yapmak daha mantıklı. Bir de onu vakti geldiğinde yapmak daha mantıklı. Şu anda şu iki tarafı tamamlamaya bekliyoruz. Rowing Strong kızım hayatta kalmış. GG. Hah, opportunity geldi. Bam 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 o zaman hadi. Struggle Clash'e buraları veriyorsun. Benim direkt claim'im varmış bir tane ufak. Düklükle girsek böyle alabiliyorum. Peki Galicia'yı ilk başta karşımıza alsak bu nasıl olurdu? Düklükle girsek Portugal falan filan. Bunun claim'i bu. Geçiniz. Bunun claim'i bu. Okey böyle girelim. Ya da direkt düklük girelim ya hadi. Leon, Coimbra, Portugal. Coimbra ile başlayalım. Yine düşündüğümden daha ufak alacağız ama yani fırsatlar evresi de bunu bu kadarına izin veriyor. Yalnız şu orduda bir tane bile şey yok. Katma ekipmanı yok. İnanılmaz. What? Oğlum bunlar çok güçlü. Dur. Motor mübarek gel. Yanlış bir klik nelere mal oldu. Hırsızlar çetesinin liderini yakaladık. Bana yerinizi söyleyin. Dadant dadadant. O zaman şu zirilyon sayıdaki çocuklarımızı evlendirmeye başlayalım. All. Matrilineal. Alliance. Kim bu? Mısırlılar. 5K. Bizan. 3.9. Otalyav zaten benim basalım. Okey. Daha mantıklı o zaman. Bunların da pullu mullu falan çocukları ama yapacak bir şey yok. Vergisin. Matrilineal. Kutsal tarikatımız var evet. Onu kiralayabiliriz. Doğru. Gayrimüslimlere karşı savaşıyoruz. Oo! Gitme. Okey. Git. Bunlar kim bilmiyorum ama dövdük. Zenofilic Tradition'ı sonunda benimsedik. GG. Çok... tam zamanında geldi hakikaten. Zenofil. Başka kültürleri yok ederken Zenofil olduk. Yok ederken fazla zevk almışlar. Okay, the book will be about stewardship. Her sarayın böyle bir kitaba ihtiyacı var. Okay, sen gel. Saniye. 2... Bunları unutmamam lazım. Çünkü savaşa kaptırınca akıyor gidiyor. 19 güne bitiyor bu. Okey. Burayı boyadık. Burası 3 yıl diyor. Burayla uğraş. Çok güzel. Paramparça geldi gerizekalılar. Böyle gelin hep üzerime. Bedia hamile kaldı savaş var diye. Yan etkisi bu savaşın arkadaşlar biliyorsunuz. Okey burayı aldık. Okey. Architecture kitabı. Okey. Dur hemen kullanalım onu. Lifestyle'ımız hızlı gelişsin. Bu furniture yeri peki. Neden komple çıkıyorsun ki saraydan? Ne alaka ya? Furniture. Small boost veriyor sağla. Weapons and combat. No. Bu. Buraya gidin. Burada sıkıntı yaşayacağız. Peki buraya gelip dursak? Neden bizi dövebiliyorlar? Ordumuz aç. Onlarınki de aç. Aa, trafik kazası. Dayak yiyeceğiz. Göz göre göre geldi kaza. Yine gelecek bu arada tarikatçılar, kafatası arayanlar. Huh, geldiler. Okay. Katolik olma bir anda. Bir anda her şeyi bırakıp Katolik olmamız yok. Hayır. Bu o save değil. Paralı asker ulan! Sonuna kadar. Biz bu paraları boşuna biriktirmedik. Oğlum neden bu kadar ucuz bu paralı askerler? Aa, opportunity evresinde böyle mi oluyor? Hiç dikkat etmemiştim ben buna. Yani okudum defalarca ama. Nice. Hey to win. Bir askerimiz falan kaldı hayatta ama değdi buna. Oo, siz boku yediniz ya, ben hepinizi yok ederim. Böyle giderse. Tut kardeşim. Tut kardeşim dünyanın bütün paralı askerlerini. Ver ulan. Tutamasın bunlar. Al, tutuyorum bak. Vaktinde Arda Turan'ın yaptığı sinema kapatması gibi bir eylem bu da. Bütün paralı askerleri kapatıyorum. Kaldı mı daha? Ötekiler de... Hadi onlar da kalsın. Çerçöp onlar. Siz buraya. Siz burada kalın. Burada yeteri kadar asker bırakın ve buraya gidin. Buraya gidin. Buraya gidin hadi. Buraya. Müslümanlarda aşağıdaki bir kutsal ordu oluşturma yoktu değil mi? Var. Bizde şu an hatta var. Kullanıyoruz. Kutsal tarikat var. Tarikat hepsinde var galiba. Yani şöyle. Oha, savaş bitti. Okay. GG. Bu ne savaşı? Müttefik için girdiğimiz bir savaş değil mi bu? Peki. Kalsın. Buraya gelin. Öteki savaş da bitti zaten. Disband Army. Aynen. Evli evine, köylü köyüne. Yeni varis mi? What? Okay, Süleyman öldü. Oğlum bu da çok kötü ya. İnanılmaz oğlum. Neden böyle bunlar? Niye böyle? Nasıl ya? Çok büyük hayal kırıklığı. Bir tek bu çocuk kaldı geriye. Umut bağladığım. Bundan bir şey olmayacak. Bunu içeri atıyorum. Aa, ya da hadi 16'sına gelsin öyle atayım. Belki bir mucize olur. Sanmıyorum ama. Return of the King of Thieves. Aa, melankoliden kurtulacağım. Bana dahil olursa eğer benim kuvvetlerime melankoliden kurtuluyorum. Süper. Wow, okay. Nice, nice. Arada güzel şeyler de oluyor. Bunu görmek güzel, bunu görmek güzel. Bunu geç, bunu geç. Bu nedir? 15 altın istiyorsun. Bir saniye. Bunlar ne biçim hak iddiaları böyle? Hayır. Seni buradan salarım ama bir şartla. Vazgeçemiyorsun ha bu hak iddialarından. O zaman kesiyorum seni. Bay bay. Sadakat sorunu. Söyle bana Bediye. Benim mi o çocuk? Dur, şiir geldi bir tane. Bu nedir? Tapestry yapma kardeşim. Tapestry kullanmıyoruz biz. Müslüman alemi kullanmıyormuş. Öyleymiş. Vasal bana toprağımı ver. Şimdi de kelleni ver. Bay bay. YKH ve 4'te oradan oraya ordu kovalamaktan nefret ediyordum. Victoria 3 muharebelerinde bu olay ortadan kalktığı için çok mutluyum. CK'çı savaşa girdiğimde ya öp yine mi diyorum bu yüzden sırf. Aynen öyle. Özellikle bazı coğrafyalar var. Oralarda şuralarda falan oynarken çok can sıkıyor. Dolambaçlı yerler böyle zikzak çiziyor yapay zeka falan, çıldırtıyor. Okey, burayı bir parçaladık. Bu benim işime yarar. Pardon. Bu bana yarar. Struggle Clash'ta böyle bir parçasını alabiliriz. Direkt Invade Kingdom. Ha? Bir saniye ya, nasıl? Ben Navarra'ya giriyordum ama Akitanya ve Navarra nasıl ya? Aynı mı bunlar? Okey. Herhalde Navarra Akitanya'nın içinde mi? Ama bu krallık. Bu da krallık. Nasıl oluyor bu ya? What? İki krallık nasıl sana ait kardeşim? Ötekinin sahibi benim diyor. Başkası var burada. O gerçek değil, ben gerçeğim diyor. Nasıl ya? Anlayan var mı bu durum? Ben anlayamadım. Navarra'ya Invade Kingdom atarsak eğer Akitanya'yı alabiliyoruz. Evet, burada toprağı var. Bence bu bug. Hani bunun başka açıklaması olamaz. Adamın sahip olduğu ünvanlar arasında Akitanya yok çünkü. Akitanya'da toprağı olmasının bir anlamı yok. Burası Akitanya'ya bağlı bir yer değil ki. Akitanya'dan bağımsız toprak almış adam. Akitanya'dan koparmış bunu. Burası hatta öncesinde Leon'a aitti. Ben takip ediyordum orayı. O toprak Akitanya krallık toprağı ondan. Hayır, ondan olamaz. Akitanya krallık toprağında bir tane kontluk toprağı var diye ben Navarra'ya savaş açıp bütün Akitanya'yı elde edememeliyim. Çünkü bunu yaparsam 300'lük bir orduya karşı savaşacağım. Bu saçmalık. Yani Akitanya krallığı bu adama ait gözükemez arkadaşlar. Bunu iddia etmeyin lütfen. Toprak Akitanya krallık. Bug bu arkadaşlar. Yani bunun lamıcımı yok. Var mı oğlum? Yani anlattığın şey Yekalya'da anlamıyorum. Mantıklı değil dediğin şey. Tamam, burada toprağı olduğunu hepimiz görüyoruz da burayı bu kişiye ait yapmaz. O zaman benim de şurada ufacık bir toprağım olsun. Ne bileyim, Bizans'ta ufacık bir toprağım olsun burada. Değil mi? Bana savaş açan birisi bütün Bizans'ı alabilsin. Öyle mantık olmaz canım. O savunulacak bir şey değil. Burada esas mantıksız olan şey bug olması. Bu bir bug. Invade Kingdom attığımızda Akitanya bu kişide olamaz. Okey. Akitanya kralına gidip Akitanya kralına da Invade Kingdom atılamıyor. Bu çok enteresan. Title Succession Law. oyun unvanı yanlış şekilde dağıtmış. İlk defa böyle bir şey gördüm CK'da. Bu kadar saat geçirdim. Vay be. Peki. Hata yapmadığı bir alanda hata yaptığını görmek şaşırttı CK'yı. Peki. Hani veraset yasalarında hata yapmazdı Paradox. İlginç. Bir tık tat kaçırıyor bu. Çünkü hani iyi de yani ben exploitlesem exploitlerim bunu. Dünyanın en salakça şeyi bu. Ben gidip burada Navarra'ya 300 askere karşı saldırıp bütün Akitanya'yı alabiliyorum. Ben ne için uğraşıyorum ki o zaman? Garip. Peki. Böyle devam edelim biz. Dırıdıt. Zort. Zort. Dur. Gitme oraya. Burada kal. Honest, deceitful, humble. Üff. Ver humble'ı. Devam. Bu da büyüdü, bu da çöp. Gir içeri. Yallah. Secret exposed. Renegade. Aa kaçtı lan hain. İsin herit hemen. Ölürüz kalırız sonra. Okey, aldık burayı, devam. Burgos'a devam. My son bir oğlum oldu, okey. Obez mi? Shit. Neyse kilo veriyoruz. Burgos şimdi soruya. Well, I will allow it. Okay. What? Paralı askerler, okay. Onlar bitiyor. Şimdi şunları bir yok edelim. Dindar. Cesur, sakin. Ver dindarı. Adam çocuk bildiğin öğrenimci oluyor çıkıyor. Allah kahretmesin böyle RNG'yi. Bir kere de işimize yara be. Bir kere de işimize yara. Bu ne? Exotic Beast. Ver gitsin. Bana yaramıyor ama konuklara yarasın. Vasallar bir sakinleşsin. Sen vasallaşıyorsun. Neredesin? Okay. Whatever. Şimdi kastili çekebiliyoruz değil mi? Şak çektik altından. Nice. Burayı vereceğim. Bize geçtiğinde Al-Kuile oluyormuş buranın adı. Peki. Bunun için şurayı da vermek lazım. Burgos. Burgos'la birlikte veriyorum. Burgos'u verdiğim kişi kim bu? Vasal al bakalım. Entrikacı adama verdi random ama... Al. Alayı senin. Transfer. Yes sir. Okay. Bahadır yayınlarda yoktum. Son gelen diğer hakkında ne düşünüyorum? Olmaya da olumsuz sıralı mekaniğe oturmuş mu sence yoksa güncellemem gerekli? Ben şu an keyif alıyorum. content anlattıkları neyse onu veriyor şu ana kadar. Ama herhangi bir senaryoyu henüz bitirmedim, o yüzden net konuşamam. Bittiğinde değerlendirme yaparız bir daha. Bana şu an keyif veriyor, önemli olan bu. Visigothic Crown. Hasar mı verdiniz ulan? Yine öteki yanağa çevirmece. AS Johnny Kero, hoş geldin. Navarra Kralı'nın Akitanya Krallığı Reyami içinde toprağı var. Bu kasus belliyle onu alabiliyor olması lazım. Olmaması lazım. Hayır, katılmıyorum. Neden yahu? Invade Kingdom kasus bellisini bunun için kullandırması saçma değil mi sizce de Allah aşkına? Burada Kingdom of Akitan diyor. Tamam, burada toprağı var, bunu anlayabiliyorum. Ama bu savaşı açtığımızda Kingdom Tier'da açabileceğimiz bir tane savaş limitimiz var. Onu da biz krallığı ele geçirmek için açıyoruz açtığımızda. Bu savaşı böyle laps diye açtığın zaman o hakkından oluyorsun. Şuradaki hap kadar yer için. Dünyanın en salakça şeyi bu. Savunulacak bir yanı yok. Adamın değil yani, krallık savaşında burası çıkamaz. Anlatabildim mi? Navarra çıkar. Burası çıkamaz. Burası çıkmıyor. Diğer yerlerde çıkmıyor böyle bir şey. Bunun çıkmaması gerekiyor. Bu bir kontluk olarak çıkabilir. Böyle kontluk olarak aslında evet, Navarra'dan burayı alabiliyor olman gerekiyor. Salakça bir şey. Yani çok savunacağınız bir şey olmamalı bence. Ben CK'da 1500 saati açtım CK3'te. İlk defa görüyorum bunu. Bilmiyorum, CK2'de de öyleydi böyleydi bilmiyorum. 3'te ilk defa görüyorum. Saçmalık. Salakça bir şey. Karakterin bir kez hakkı oluyor bunu yapmaya. Bu hakkı bilmeden laps diye bassa oyuncu gidiyor. Yani bu bilmiyorum. Salakça. On altın yollayacak bana, yollasın. Peki. Şu Navarra'dan şu düklüğü bir koparsak mı acaba? Değil mi? Struggle Clash atsak yine aynı hesaba geliyor. Hadi biz düklüğü koparalım o zaman. Yok mu ulan başka mercenary? Getirin, paramız çoktur. Aslında bunları böyle ucuzken uzatacaksın değil mi sözleşmelerini? Diyelim ki diğer evreye doğru geçiyorsun. Uzatacaksın sözleşmelerini. Pops. Gerçi bir sonraki evrede de ucuz galiba paralı asker. Mercenary stokçuluğu. Stokçuluk ya. Vazgeçilmez bir şey bu coğrafyada. Bu coğrafyada değil. Bizim bulunduğumuz coğrafyada. Real. Bir daha bulamam kaygısı. Bana yardım teklif ediyor. Sen git kendine yardım et önce çocuk. Veled. Buraya. Devam. Oha! Kaç kişiyle izliyor bunlar? Lan! Aa, üf be. Tamam. Ya bir de saçma sapan 3. partiden dayak yedik, inanılmaz. AS Johnny Kero. Gerçi demin dedim galiba. Yine gitti bende. Short term memory. Harvest'in West Camu'da. Bu. Stres kaybetmeliyim. Siz. Gelin baba. İşimiz var sizinle. Hoş geldin Metal Slug. Okey. Şu kuşatmacı generali getirelim buraya. Oluyor oğlum. Yeter artık. Obez olup durma ya. İnanılmaz yani. Böyle bir timing yok. Peki. Buraya. Saklanma velet. Çocuktan da nefret ediyorum. Ulan bir tane düzgün çocuk yok mu bu hanedanda? İnanamıyorum. Bu çocuğu ellerimle büyüttüm ve buna dönüştü. Korkak, tembel ya da keyfi. Ver keyfiyi. Bu kadar alakasız olamaz ya. Shakira mı? RNG gerçekten çok gıcıksın. Bazen gerçekten çok gıcıksın. Yok kardeşim, bu hanedandan düzgün bir tane çocuk çıkmayacak bundan sonra. Hanedanımız lanetlendi. Lazy'yim ya. Bir yandan da tembel karakterim. Hani sadece utangaç da değil. İnanılmaz bir lanet hakikaten. Başka ne duydun anlat. Ben şu an kendimle gurur duyuyorum. Bu karakterle bu kadar şeyi başarıyoruz çok şükür şu ana kadar. Navarra ver, donuna kadar alacağım senin. Yok ediyorum bu title. Böyle bir title yok. Unutun bunu. Adımız kaçmasın. Şimdi. Bakayım. Gitti orası bak. Biz saldırınca orayı da kaybetti gerizekalı. Oyunu bu salak mekanikten kurtardık. İkinci yıla doğru gidiyoruz diyor Kualon'da. 17. ayını kutluyor. Çok teşekkürler. Seni tanıdığım güne şükürler olsun. Lanet olsun diyeceğimi sandın ama hayır. GG. Çok teşekkürler. Tanıdığım güne lanet olsun diyormuşum değil mi? Yeni gelen birisi de diyecek, oha herife bak. 17 aylık abonelerine neler diyor. Yok yok, bizde öyle şey olmaz. Aynen öyle, sen de seviliyorsun Kualın'da, çok sağ ol. Karşılıklı sevgi saygı. Okey. Al-Andalus. Böyle akmaya devam ediyor peki. Children Lack Guardians. Sen de mi Yusuf? Yusuf'un adını sen de mi Yusuf koydum, bir an unutarak sen de mi Yusuf diye sordum. Okey. İnsan aynı şeyleri üst üste yapıyor. Peki. Yusuf senden bekliyoruz artık hamleyi. Yani sen yaparsın bu işi Yusuf. Sen Yusuf yaparsın bu işi hadi. Hadi lan! Lütfen adam akıllı bir lider ol. Böyle bir baba yetiştirirken nasıl olacak? Bir de o var. Ama başkasına yetiştiriyoruz. O zaman da tırt geliyor çocuk. Ne yapsam olmuyor. Belki böyle karakter özelliklerinde söz hakkım olur diye bu yola başvuruyorum ama... Şövalye alırken strese girdi adam ya. Şövalyeyle tanışırken. Gerçekten inanılmaz. İnanılır. Çünkü utangaç. Ya hiç abi artık haşhaş maşaş alternatif yöntemlere başvuracağız. Stresle baş etmek için. Hunt the Trophy. Humble Honesty. Bu neymiş? Şu orta tuş lütfen. Ha. Bu. Herif rezil bir herif ama bir yandan da garip bir şekilde devam edebiliyoruz. Ölmüyor da. Ya şu an ölmesin lütfen. Varisleri de rezil çünkü. 38 altın ödeyecek. Kesinlikle onun fiyatı 38 değil biliyorum. 38 diye spesifik bir sayı vermiyorsun sana RNG'yi. RNG'yi orada işlemiyor. Okey, 30 altına bu adam çıkıyor, çıksın. Abi mesela ben duvarıma asamayacağım zaten tapestry. Sürekli bu adam burada duruyor ve sürekli bildirim olarak gözüküyor. Deliriyorum bu duruma. Ya istemiyorsam orada gözükmemeli. Dismissleyebilmeliyim ama yok. Yüz altına bu herif çıkıyor. Neymiş bu? Vizcaya dükü. Al. Çık. Domingo Menendez. Al. Karabriyalı beyefendi. Okey. Okey. Sen bir işten anlıyor musun? Yok. Sen peki... Bu da çöp. İyi, sal. Diego. Seni neden istiyorlar bu kadar? Execute'lasak stres atıyor muyum? Yes sir. Ver bana onu. Şu kılıcı alalım artık ya. Elimizde şeyle geziyoruz. Hançerle geziyor herif. Yalnız cüce bir antikacı bulduk. Tam bir roleplay. Tabletop. Bu ne? Why would you honor that Abdulaziz with that position at court that not me? Sus. Kamera gitsin. Ölmemeli ne zaman desem evet. RNG Röveşata'yla ağzıma tıkıyor. Şimdi ölmemiz yok mu dediğim YouTube Shorts videosu gelmiştir aklınıza. Oğlum biliyoruz bu işi ya. Bir kere kaybettik ama olur öyle nazarlık. Navarra sen orada biraz bekle bakalım. Leon. Parça parça geliyorum üstüne. Ready or not. Here I come. Kafanızı ezmeye geliyoruz. Kutsal. Oldunuz efendim. Extend ulan şunların kontratlarını. Aynen öyle. Yeter 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 abartma. Çok harcadık. Okey 30k olduk. Overkill saldırmayı çok seviyorum böyle. Bir saniye beni öldürmeyin. Vakti değil hayır. Hayır şu an ölmemeliyim. Koru beni. Direkt şuraya. O. Kadar çok event oluyor ki savaş çıkınca. Bence bunu Paradox bilerek yapıyor. Savaşa başladığımız anda 70 tane event geliyor. Yusuf sabırsız mı olsun, utangaç mı olsun, obur mu olsun? Def olsun, def olsun Yusuf. Yusuf Allah belanı versin Yusuf. Sorulara bak ya. Ver kardeşim. Habire tapestry verin bana zaten. Tapestry verin. Duvara asamıyor Müslümanlar. Verin. Tapestry verin. İçeri atın şunu. Kuyuya atın. İptisam. Kızın adı İptisam. 100 altını ödeyecek ne olacak karşında? War contribution. Hayır. Man. Abonelik var. Glans kademi 3'e abone oldu. O da 17. ayını kutluyor. Melih seni tanıdığım güne şükürler olsun Cici. Hell yeah. Çok teşekkürler. Bizim adam sürekli Sibelcan diyetinde, sürekli asansör kilo oynuyor. Veriyor, alıyor. Bu ne oğlum? Burayı kim işgal etmiş ki? Bir saniye. Bunları burada tutamam. Buraya gidin. Hayır. Artık önüme ekran çıkartma arayüz lütfen. Kafi. Gidip şu Toledo'nun duvarlarını da yıkalım. Kaçtılar. Allah'ım çok kötü ya. Fortune Builder oldu bir de çocuk. Fortune 100 listesine girmiş çocuk. Bu ne? Savaş devraldık. Ben orduyu kaldırdım mı peki? Hayır, dövüyorum hatta şu anda onları. Okey. Tamam. Klibi buldun mu Bora? GG. GG. Aynen. Bahsettiğim tam olarak buydu. Crusader Kings 3 ile yani geldiğimiz son radde ne bir eksik ne bir fazla o klipteki durum. O Dissolution Faction. Özlemiştik seni gerizekalı. Böyle fütursuzca boyayınca öyle oluyor. Chat belli oldu. Aksiyon. Aksiyon bitmeyecek. Şimdi mesela bir yorum yapabilirim DLC ile ilgili. DLC'de nefret ettiğim şey Dissolution Faction'ın zırt pırt hortluyor olması. DLC'de hoşuma giden şey... Şu an kurması zor bir cümle benim için ama Dissolution Faction'ın zırt pırt hortluyor olması bir yandan da. Çünkü aksiyon hiç bitmiyor yani ya da... Tall play yapmak için direkt bir evreniz oluyor işte böyle compromise'a girdiğimizde yatışma evresine girildiğinde falan. Evet bu evrede tam olarak bunu yapmalıyım dedirtiyor. Yani oyun içi verdiğimiz stratejik kararların kendine ait zamanları var artık. Bu hoşuma gitti. Şu başıboş tavuk gibi dünyanın orasından burasına sürekli hareket ettiğimiz oyun döngüsünü biraz daha manalandırdığı için bence bu DLC nice. İki tane fazladan toprak var. Vasallar bunu gördükçe kuduruyorlar. Zamora gitsin. Keşke şu isyan edenlere verseydim toprak da o zaman da daha çok güçlendiriyorsun bir yandan da o boyutu var işin. Buna para attık. Bunlara ben ziyafet veremiyorum çünkü 1000 yılına kadar biz sen 1000 yılındayız. Ne zaman verebiliyorum ziyafet? 8 Nisan. Okey bir ay sonra. Varisin evlenmedi. Chat bu varisi tutacak mıyız? Yani bilmiyorum. Eldekiler. Ya bunu bekletelim. Bunun kardeşi var. Bu sen de mi Yusuf? Bunu büyütüyorum şu anda. Onun da bir senesi kaldı. Pek umut vaat etmiyor ama göreceğiz. 100 altın destek. Nasıl yani? Hayır. Dissolution sakin ol. Sakin ol. Chill. Chill. Oğlum hepiniz beni seviyorsunuz lan. Çıkın artık şu rezaletten. Şantaj yaparım ha. Çık lan şuradan. Evet beni seven vasalların Dissolution'a bu kadar tuzu kaparak koşmaları biraz rahatsız edici. Ama atlatınca da çok fazla anı biriktiriyor. Benim oyundan aldığım keyif açısından bir kazanım bu. Çok karışık hisler içerisindeyim. Çok kötüsün sen. Rezalet. Tiranlık penaltısı yiyeceğim bir de bunu içeri atarsam. Siniritlesek defol git. Demir'in ruhu. Armed like Romans. 50 yıl boyunca. Bir saniye bakalım. Çok para kardeşim bunlar. Benim şu an öyle bir imkanım yok. Başka zaman gelin. Abdül kimmiş ki bu? Öyle bir herif. Adam genius bu arada. Tamam, tarihsel bir karakterdir. Gerçi 1000 yılına geldik. Onu sanmıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır, buradasınız. Okey. Bitti. Şimdi yuvanıza dönün ordular. Okey. Dissolution tehdit olmaktan çıktı gibi duruyor. Şu an için en azından. Muhtemelen az sonra bir daha hortlayacaklar ama o vakte kadar. Okey. Kültür. Buraya. Din. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Yine mi gitti lan bunlar? Yine mi saray mensuplarım bitti? Bu ofisleri biz boşuna yapıyoruz. İçinde insan yok. Buraya bir golden koymaları çok hoş. Golden retriever. Okey, terrible'a kadar düşmeyeceğim. Okey. Müzisyen var, ilginç. Varisler yüzünden midem ekşimeye başladı. O kadar hazım sorunu yaptı bende bu potansiyel varislerin rezil, sefil vaziyetleri. Vasal içeride. Vasal. Artık vasal değilsin, haberin olsun. Şantajı kullanmayacağım. Direkt kelleni alıyorum. Bay bay. Yalnız bugün en çok yargıda attığımız karakter de bu utangaç herif oldu. Bu da enteresan. Her oyun mutlaka eğlenceli ve bir o kadar da öğretici içerikler sunuyor. Selçuklu ve North Kingdom Sea oyunların unutulmaz. Eyvallah. Evet. Bir tek ben unutuyorum neler olduğunu ama benimki de çok seriler iç içe girdiği için. Bazı serileri unutmuyorum. Geçiniz. Biraz chill ya. Biraz sakin. Bir dur. Çünkü bu vasallar bana o Dissolution Faction'ı yaşatmaya niyetliler. Toplaya bile yer vermiyor. Ya toplayı veriyor ama evreye göre değişiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla fırsatlar evresinde ve hostility'de kesinlikle Dissolution Faction tehdidi var. Conciliation ve Compromise'da ise bütün coğrafya uyuyor. Bunu biraz daha dengeleyebilirler bence. Yani birinde iki süreçte çok hareketli, diğer iki süreçte ise yapacak hiçbir şey yok. İberya'da. Daha dengeli olabilir bence. Ve o çok hareketli olan dönemde de gidip saldırdığınızda yani hemen Dissolution Faction. Okey, bunu salıyorum. Ben şayım ama neyse. Gideceğiz mecbur. Peki. Bana 25 altın ödesin. Hoş geldiniz vasallar diyor. Böyle perdenin arkasından konuşuyor değil mi bizim karakter? Utangaç ya. Hoş geldiniz. Varisim evlenebilirmiş. Galiba varisim bu olacak arkadaşlar. Oğlum sürekli artefeklerimi bozuyorlar ve yani isteyemiyorum. Parasını isteyemiyorum. Canıma dokunuyor. Utangacım çünkü. Ya kırdın ama parasını vermesen de olur ya. Boş ver. Adam sürekli böyle bir ezik ruh hali içinde. Aha geldi yine Dissolution. Ne oldu lan? Ne oldu? Davet verdik. Şımardınız hemen. Emir, sana da para veriyorum. Ya bak tüm şu manzaraya rağmen görüyorsunuz değil mi? Hepsi pozitif. Hepsi pozitifken bana karşı Dissolution Faction hakikaten %100'e dayatırlarsa ya bozuk bu anlamına gelir. Bozuk. Yani hani olmamalı öyle bir şey. Evet, sakin, chill. Estoyaki, chill. Chill. Ben buradayım. 176 altın veremezsin sen. Bir sen, bu ne? Please accept this humble gift. It is not much but I hope it is of use to our continued friendship. Sen kimsin ki biz seninle arkadaşız? Sanyolu. Okey. 176 altın için teşekkürler. Devletimizin ihtiyaç duyduğu bu günlerde. Asırlardır, binlerce yıldır aynı masal. Okey. Ben bu dissolution başımdayken istemiyorum savaş açmak. Bunların sakinleşmesi lazım chat. Tırtım. Liberty, sakin ol. Al para. 206 altın. Bu adam daha... Bu değil mi oğlum demin bana para atan? Bu değil miydi? Bu da Sanyolu. Emir Sanyo. Değil herhalde. Bir saniye. Stewardship Lifestyle'ı geldi mi dedi. Gelmedi ama öyle bir şey. The Serene Malik Musa I'm not blessed with Allah but you grant me a divorce. What? Milleti neden ben boşuyorum? Bir saniye. İslam'ın lideri ben değilim. Neden bana zoruyorsun? Ha? İlginç. Okey. Bu adam içeride öldü. Bunu yaptıralım. Yakışıklı olmak bazen işimize yarıyor. Özellikle hanım bulamıyorken. Al Andalus'a geldin, tahta talip mi oldun gerizekalı? Peki. Pişman olacaksın köpek. Bütün factionlar çıldırmış vaziyette. Faction çıldırdı. Ah, excellent, Ross Swan, my favorite. Oh, my beloved candied figs, you truly are delectable. Okay. Öteki neydi? Yine sarayda obezite geyikleri bu arada az önceki event. Nerede oğlum? Hani artifact var diye gösteriyorsun. Yok, yine tapestry söylüyor herhalde. Tapestry asamıyoruz duvarlara. Bizim maslımız, bizde yok öyle şeyler. Yokmuş yani, ben bugün öğrendim. Ne bileyim, halifeliği bize mi verdiler? Neden ki ya? Ben nasıl boşayabiliyorum ki insanları? Kadı mıyım ben? Ben şey miyim? Ulema mıyım? Neden? Aa, milletin davetine gitmemeliyim ben. Beni tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Utangaç olduğum için. Unutuyorum. Çok yufka yürekli. Baksana şuna. Nereye adım atsak tuzak. Stres, stres, stres. Yine gurur duyulacak bir performansımız var stres yönetimi açısından. Yani çoğunluğunu bir seviyede götürmeyi başardık bu karakterle. Bu serinin. Şu ana kadar. Okey, ilginç bir muhabbet ettik falan filan. Vırı. Şunu ver. Clergy Opinion'da artı 2 artsın hadi. Terakota Fall'u. Okey. Prestij ihtiyacım yok. Oğlum bunlar birikiyor ve bildirimi neden çıkmıyor buraya ya? Oha. Çıkıyor da ben mi görmedim acaba chat? Bir kere gördüm orada yazdığını ama bildirimi görmeyince saldım. Belki birikince göstermiyordur, bilmiyorum. Hayır, gelmiyorum artık. Yemezler vasallar, yemezler. Aynı yemeği 80 kere yediremezler. Sanyo'nun Maraşali şu anda bizim entrikaya dahil oldu. Sanyo, kelleni uçuracağız evlat. Sana para atayım mı? Yalandan. Al para. Çok seviyorum seni. En iyi dostum sensin. Öyle san. Commission Epic. Hadi bir destan yazdıralım, artık vakti geldi. Bu içinde bulunduğumuz dönemde bunları yaptırabiliyoruz. Good Boy hanedanı için bir destan. Exceptional olsun, evet. Muhteşem olsun. Muazzam kalitede. Kasya Krallığı, Coimbra, diğer düklükler vesaire. No. Bu save özelinde özellikle düklükleri hepsini kurmamanın avantajını aslında biraz görüyoruz. Yani dezavantaj da oldu ama avantajını da yaşıyorum şu an. I will gain claims on neighboring titles when the epic is done. Oha, böyle bir şey yoktu eskiden epic content'inde. Ya destan yazdırmada. Komşu unvanlar üzerinde hak iddiası elde edeceğim destan yazımı bittikten sonra. It should focus on me and my destiny, of course. Böyle olunca prestij kazanacağım. Aileyle, ailemizin tarihini anlatsın. İhtişam kazanacağım. Şu Kasus Belli olayı yoktu sanki. Önce claim olayı yoktu sanki. Bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum ya da. İlginç. O adam kutsal üçlüden ikisini tutturmuş. RNG'yi. Her şeyden kıl kapıp strese giriyor. Evet. Merak ettim, bunu ver ama ihtişam da önemli. Hadi bunu ver ya, dayanamıyorum. Merakıma yenik düşüyorum. Lan. Gelirler bayağı düşüyor bu arada opportunity'de. Some small embellishments. Having worked on my chronicle for a while, Muhammad seeks me out. Sire, he says, I must confess that though your dynasty is indeed grand, the ancestral claims you hope to find might not be so easy to corroborate. Diyor ki her ne kadar hanedanınız yüce olsa da yani sahip olduğunuz hak iddiaları o kadar yüce değil diyor. En azından oluşturmak o kadar kolay değil diyor. I need more time and more resources to dig deeper in the old texts. Else I will have to make some small embellishments to the stories. Okay. Hikayeler üzerinde biraz oynamalar yapmam lazım ki böylece hani gerçekten bir kasus belli sahibi olun. Yani bir hak iddiası elde edin diyor. Claim sahibi olun diyor komşular üzerinde. Okay. 300 altında böyle kaçtı, hayırlısı. Peki. Obez oldum. Bu haber beni bir anda obez etti. Kalp krizi gibi bir anda geliyor biliyorsunuz. Oh göbeğim. Credible claims. My lord, he says. I found an old document about tax and land rights. Okay. Vergi ve toprak hakları üzerine eski bir doküman buldum. Eski bir belge buldum. A pretty dry read. But it mentioned a lady called Tahira the Tall. Uzun Tahire diye bir hanımefendiden bahsediliyor bu belgede diyor. Vaktinde Hod ve Cerba'da hüküm sürmüş. Onun soy ağacının izini sürmeye çalıştım ve ne tesadüftür ki yollar size çıkıyor. I can thus give you claims on either of those lands so credible that none may gainsay them. Okay, o kadar güvenilir bir claim ki bu. O kadar güvenilir claimler ki bunlar, hak iddiaları ki bunlar, kimse ağzını açıp tek laf edemez diyor. Ne bu kardeşim? Hodge neresi buralar? Köy mü? Mahalle mi? Muhtarlık mı bu? Ne bu? Lan! Aman, 2 tane kontluk mu veriyorsun bana? Ya hadi ikisini de ver. Bu ne abi? Boşu boşuna servet saçtık. Neyse. Merak. Ölür mü? Dur, hemen değil. Birazdan. Adam 10 yıl boyunca daha dikkatli. Shit! 4 yılı var. Ne kadar fazla ajan katarsanız özellikle onun sarayından o kadar yakalanma ihtimali artıyor. Bu arada Good Boy Propaganda günlüğü. %10 tiranlık kazanımı penaltısı var. 0.40 Prestige, 0.10 Renown veriyor. Sağ ol ama ben bunu kullanmam. Tiranlık zaten Dissolution Faction'lar yeteri kadar kafa ütülüyor. Yadılık iddiaları. Külliyen yalan. Ama yine de yakıyoruz. Ne yapalım? Şartlar böyle gerektiriyor. Oha kadına bak ekrana sığmıyor. Uuu sadist, obur, cynical. Dev tabii bir de. Burada neler oluyor ya? Çok ilginç. Okey. Şurayı almak istiyorum. Bam. Bunları dövün önce. Enemy banner. Oo, mavi banner ilk defa gördüm galiba. Yok daha önce gördüm, hatırlıyorum şu an. Hatırladım ama bayağı önceden görmüştüm. Sanki Selçuk'ta falan gördüm. Okey, bir rakibi daha gömdük. Darısı diğerlerinin başına. Nadia'nın yaşı gelmiş bakalım. Bu da utangaç. Oğlum bu utangaçlık nedir böyle? İberya'da herkes utanıyor. Ver 50 altın yallah. Çağımızın hastalığı chat. The Hawk of Quarish. Oh. Diplomatik versen daha çok işime yarar. Bu ne şimdi? Adamın karısını işe dahil etmeye çalışacağım. Stresi göğüslüyorum. Valla helal olsun. Bu karakterden nefret ediyordum. Hep hala daha biraz ediyorum ama yine de stresi falan göze alıp hayatta kalabiliyor. Nasıl ya? Benim sevgilim mi olacak bu adamın karısı? Sen misin bana karşı hak iddiası elde eden? Sen misin Endülüs krallığını altımdan çekmeye çalışan? Al sana olan. Yapacak bir şey yok. İşte bu şimdi savaş demektir. Ben kazandım kafadan. While his numerous attempts to curry my favor... Okay. Emir Musa'nın bir anda bana karşı bir ilgisi var. Hayırdır Musa? Ne oldu? Bayram değil, seyran değil. Musa beni neden öptü? Okey. Arkadaşlıktır herhalde. Adulterer mı? Nasıl exposed? Hemen ortaya çıktı yahu. Ya kadın, gittin hemen anlattın mı kocana? Whatever. Ya bir şey olmaz, devotion, devotion. O kadın anında hamile kaldı, what? Gerçi aylar geçmiştir muhtemelen, biz 500'deyiz. Adam şey demiş olmasın chat. Ben seferdeydim ya, nasıl hamile kalıyor? Hoş geldin, kulübe hoş geldin kardeşim. Sadakatsiz. İslam dünyası çalkalanıyor şu anda. Ya belki bu kadın düzgün bir çocuk doğurur. Gerçi o çocuğu ben ne yapacağım ki, alabileceğim mi? Bu adam da boşanmıyor kadından. Hayırlısı. Ayrılacak mıyız yoksa... Ne olacak şimdi? Bir saniye. Medya'dan ayrılalım ya. Bunun bir şey yaptığı yok. Ayrılıyorum lan senden. Ötekine aşık oldum. Yapacak bir şey yok. Gerçekte böyle yürütmüyorum arkadaşlar ilişkilerim. Bu iş RP şu an. Müthiş sadık bir şey partnerim gerçekten. Durduk yere bunu söyleyince de çok şüpheli oldu. Neyse. My wife always uses tears for... Okay, ağlama lan, ağlama hanım. Üzüldüm. Malike Feodo... Hayda, öteki hanım da duymuş diğeri ağlıyor diye. Ya Allah Allah. Tamam ayrılıyorum Hatice'den. Tamam ağlama. Aşık maşık değilim. Her şey intikam içindi. Hatta kitlasının intikamı. Ortaya çıkarıldı. Hayret, günaydın, günaydın. Sonunda anladın ha seni öldürmeye çalıştığımı. Tebrikler. Karım benim çocuğumu taşıyor ama hayırlısı. Okey. Adam herkesi kılıçtan geçiriyor chat. Karısını şimdi dahil ettim. Bir saniye, kimi dahil ettim ben? Öteki karısını dahil ettim, hayırlısı. Yoksa mı? Yoksa bir çocuk da... Neyse. Devam. Kısa sonunda büyümüş. Okay, whatever. Bana ne? Yine obez olduk. Aa, düğün düzenlemeyeceğim. Thank you. Okay, bitti savaş. Herkes evine. Eğlence bitti. Oviedo ne haber? İyisiniz inşallah. İyisiniz yine şey. Demand payments kimlerden? Senden 50 altın isteyebiliyorum. Okey. Dev hanım. Öde. Senin böyle karın mı vardı ya? Çok ilginç. Bu çok eşlilik böyle bir şey herhalde. Bilmiyorum. Gerçek bir tepki olduğunu düşünmek çok komiğime gidiyor. Daha öncesinde tanışmış mıydık? 32 yıllık eşi. Okay. Andalus'un burnundan getiriyoruz arkadaş. Coğrafyanın burnundan getiriyoruz şu anda. Struggle Clash atsak böyle bir parçayı yutabiliyoruz. Okay. O zaman bam bam bam. Ey Müslüman ordusu. Çıkın. Püf, hepsi katafrakt. Vay be. Oha, katafrak niye var ya burada? Vay. Etkilenme nidası olarak vay bu arada. Yoksa neden manasında değil. Ya madem ölecektin. Okey. Bu da nereden bilsin öleceğini, doğru. Bizans'tan ithal getirdik bunları. Doğru. Belki de. Savaş zamanı, fırsatlar döneminde çıldırıyor herkes. Aa, Frozen Grief. Ya niye üzülüyorsun ki? Sevmiyordun sen onu zaten. Üf, stewardship'im gidecek. Kahretmesin. Okey, köylülere yardım etti. Şimdi. Benim idareci hanımım var mı? Var değil mi? 23 idareye rağmen biz bu durumdayız. Seninle yaptığımız bütün çocuklar hayal kırıklığı ya. Sana baktığımda hanımefendi hayal kırıklığı görüyorum. Bir saniye. Toprak vereceğiz. Granada'dan vazgeçmem. Cabra gidebilir. Cabra adabra. Adam bu kıyafetle hava gidiyor. Böyle de bir yiğit. Siz ne yapıyorsunuz abi burada? Nöbetçi golcü müsünüz siz? Niye orada duruyorsunuz öyle? Buraya. Bunların sayısı yetmiyor. Şuraya o zaman. ...500 altın ödeyeceğim ve feodal vergi yükselecek. Ya da strese gireceğim ölüm pahasına. Giriyorum ulan. Strese girme riskine girdim ama ölmedim. Çünkü strese girmedim. Kumar oynadım, kazandım özetle. Bir saniye. Diğer saray mensupları ne yapıyor? Sen kontrollerle uğraş. Boş ver. Ülkemiz çok büyük. Adrian White 18. ayını kutluyor. Serdar'cığım çok teşekkürler aralıksız desteğin için. Çok sağ olasın. Seni tanıdığım güne şükürler olsun. Bugün niyeyse böyleyim sürekli. Sağ ol. Hep bir lanet olsun fake'i yapasım geliyor. Dürüdüt, dürüdüt, 50-50 olmaz. 0-0, 2-0. Aa, ama başka yardakçı yok. Murat yardakçı, lol. Gelin kıyma makinesi var bu arada. Burada. Eksi 37'deyiz. Eksi 17 yiyoruz. You're in debt. Hayır. You're in debt. No, you're in debt. Shut up. You shut up. Alın şurayı. The price of war. Savaşın maliyeti. Bu ne? Victoria 3'e geçtik herhalde. I will do what I must. Crownless mı? Bir saniye. Ne oluyor lan? Ülkemiz batıyor diyor. Efendim diyor. Tek sahip olduğum şey şu kafamdaki taç. Bu garibin tek sahip olduğu şey kafasındaki taç. Bir gün bu taçtan daha fazla bir şeylerim olduğunu görürseniz bilin ki yanlış yola sapmışımdır diyor karakter. Malik Musa İbn Utman. All I have is this crown and the duty to serve it well. But what good is a crown that shall be taken regardless upon my defeat? I reach out and touch its cold material, gold. I know some unscrupulous merchants that would be interested in. Okay, baya tacı satmaktan bahsediyoruz burada herhalde. Ya bu arada sat gitsin yani, hiç umurumda olmaz. Crownless lakabını kazanmadan satabiliyorsak daha iyi olur. Ya da taçsız kral. Öyle bir romantizm. Yikes. No. Direkt şey ver. Bir saniye. Bu sarayda bir tek benim tacım yok. Akıllı bak, görüyorsunuz. Çıkartın lan kafanızdaki taçları. Bütün hanımlara söylüyor direkt. Her birini bir de öyle 300'den satsak. 500'den pardon. İyi para. Tabii ki benim tacım kadar para etmeyecektir ama. Bu ne? Murder Secret Tunnel. Okay. Emir'in karısı yine. Oh, buggers. Emir'in karısı bize yardım ediyor. Öteki karısı şimdi. Okay. Murder game progress. Trust the process. Murder game progress. Do it. Hadi ölür bu. Ölür bu, inanıyorum. İşte bu. Geldi. Endülüs tahtında hak iddiası etti. Gerizekalı. Önce eşlerinden birini bize yardım etmeye ikna ettim. Ardından eşlerinden aynı eşi kendime aşık ettim. Sonra yanlışlıkla bir çocuğumuz oldu. Orayı boş verin. Sonra eşi yakalandı. Herif güvendiği her şeyi kaybetti. Güvendiği bütün dağlara kar yağdırdık. %5'e kadar düşmüş plandan öteki hanımına oynadık. Öteki hanımı bize yardım etti. Öteki hanımını da ayarttık. Ve bizim karakterimiz utangaç. Utangaç. Utangaç ve tembel bir adamla bunu yaptık. İşte bu. Devam. Umurumda değil diğer çocuklar. Devam. GG. Boyadık. Badana boya, tamam, devam. Yes sir. Yes sir. Ne oldu Galicia? Ne oldu Leon? Hap kadar kaldınız. Devam. Bir saniye. Korona. Korona çok güzel bu arada. Burayı... Burada deniz feneri var. Burayı vermek istemiyorum. Porto da çok güzel. Porto'yu da vermek istemiyorum. Braganca'yı verebiliriz. Braga. Buyurun. Alın. Hayrını görün. Bir hanımefendiye verdik. Neden hanımefendiye veriyorsun ki oyun? Neyse. 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 Canımı sıkmayacağım bununla. 3 tane daha toprak vermemiz lazım. Bizim hanım zaten bu işin piri olduğu halde böyle. Benevente'yi veriyorum. Benevente. Evora. Vermiyorum. Hayır. Porto, Corona, bunlardan bir şey vereceğiz ya, mecbur. Ama buraların potansiyeli yüksek. Tutmak istiyorum elde. Yapabiliriz. Granada'yı veremem. Malagon'u... Hangi oyuncağını vereceksin? Ver hadi birini diyor sanki böyle annem. Eve misafir çocuğu gelmiş, ona vermemi istiyor. Ben tek çocuktum chat. Yani öyle şeyler pek bana uymuyordu. Yani oyuncak dediğin şey böyle başka çocuğun kardeşi gibi bir şeydi benim için. Anlatabildim mi yani? Siz kardeşinizi verir miydiniz? Kaç kardeşe göre değişir. Neyse. Veriyorum lan Porto'yu. Müslümanız biz. Şarap da yok bizde zaten. Peki. Burayı verdik. Bragança. Burayı vermiştim zaten. Korona da gidiyor. Korona yallah. Yapacak bir şey. Oğlum burada özel bina var. Vermek istemiyorum lan. Bütün özel binaları ben tutacağım. Benim olacak hepsi. Öteki dünyaya götüreceğim. Bunu verelim ya. 2.7 bir saniye. En az para kazandığım yerlerden birini vereceğim. Zaragoza'dan vazgeçemem. Evora vazgeçebileceğim yerlerden birisi gibi. Sanki. Burası da Temple iyi para getiriyor ama artık böyle getirecek parayı. Dolaylı olarak getirecek. Doğrudan değil. Şimdi haklı süzerenlere vasal aktardık. Disabled buildings. Heart physician, okay. Gelsin. Bodyguard. Yes sir, yes sir. Şampiyon, hoş geldin. Başka. Court tutor, yes sir. O. Şair yok, hiçbir şey yok başka, okay. GG, GG. GGWP. Burada ne var? Hunting seems to bring out the worst in my inner circle of courtiers. Görünen o ki avcılık... Bu arada bu bug yani. Bu adam... Ben burada durmamalıyım. Ben değilmişim bu, okey. Avcılık üzerine... Rekabetten dolayı birbirine giriyor millet. Hadi bu. Yep. Yine burada görünmez hayalet artifeklerimiz var. Aa, Leonis War Banner. %10 dread gain kazanımı söz konusu. Okey. Ama bunda da var. Hepsinde var ki o. Okey. Aa, tepsileri buraya asabiliyoruz. Okey. Ama yine de duvara asamıyor olduğumuz için eksik kalıyoruz. Ama okey, buraya asalım. Bunun yerine de o zaman Endülüs tepsisini asalım. Okey. Bu kadar. Okay. Bu nedir? Ziyafet. Aa, istemiyorum ziyafet. Hakikaten gerçek hayatta da utangaç birine dönüşeceğim yakında bu karakterlerle böyle oynamaya devam edersem. Yine bir hanımımız öldü. Peki, Cici. Hanım, iyi oynadın rolünü bu hayatta. Öteki hayatında başarılar. 30 altına çıkıyormuş, çıksın. Peki benim çağırdığım feriler ne oldu? 25'er strese gireceğiz her birinde. Oo. Ya gerçekten nefret ediyorum şu olaydan. Tamam, kafi bu kadar. Buradaki birliklerden birinden vazgeçmem gerekmesi çok saçma. Buradan vazgeçiyorum. Light Horseman'ımız yok artık. Bunun yerine Onegar'ımız var. Oradan devam edelim. Bas. Aman bam. Bu kadar. Swaship. Yep. Okey, burayı da açtık. Burayı da açtıysak buradan artık bir saniye. Oradan gidersem ama mülk limitim düşecek. Ama düşerse sorun olmaz çünkü bir tane fazla. Okey. Buraya geçelim, çoluk çocuk büyütme devrine başlayalım. Aa, bir ağıt var bana. Ben hayattayım. Hello. Sesimi duyan var mı? Yoksa da duysunlar. Vasalım içerideymiş. Ne halt ettin de içeridesin? Toprak ver. Köpek. Peki. Nice. Şimdi de kelleni alalım senden. Ya da para. 10 altın veriyorsun. Hayır, kellen daha değerli benim için. Çünkü stres atıyorum. Okey. Bejar. Okey. Evora. Bastım. Upgrade. Bu evredeyken bile bir tane tall play'imiz olsun istedim. Aa, katılmayacaktım davete. Utangaçım ben. Hep beni yakalıyorsun oyun. Öyle içime kapanıp orada böyle köşede durarak stres atıyorum. Sonra ama geliyorlar. Birisi benimle konuşuyor. Yine stres kazanıyorum. Ne faction'ı bunlar? Bir saniye. Independence var bir tane. Sıkıntı. Öteki de dissolution. Yani eğer gitmeseydim bu davete muhtemelen bu faction'lar oluşmayacaktı. Ben buradan bunu anlıyorum. Gitmiyorum davete. Oyun sen davet düzenlemiyorsan biz o zaman düzenleyeceğiz diyor. Master of the Horse, gel buraya. Bakalım faction'ların akıbetine. Bir kişi var burada. Independence'da bir kişi var. Beyefendi lütfen ya. Uğraştırmayın bizi. Ya alırım altındaki toprağı. Toprağından olursun yani. Dissolution nerede? Hani lan? Oluştuğu gibi gitti mi? Evet, gitmiş. Ekranı açınca kayboluyorlar. Korkuyorlar bulacağım diye herhalde. Okey. Kontluklarda kontroller 11 ay 17 ay. Yazmıyor. Daha kısadır. 21 yıl. Daha kısaymış, evet. Ya ne biçim buglarım var oyun ya. Peki. 17 ay daha iyi o zaman. Ben onu alayım. Teşekkürler. Vali Garcia. Veli Garcia. Okey, öde. Paraya ihtiyacımız var. Bu hanımefendinin tüm dünya üzerinde claim'i var, kalsın. Cihan İmparatoriçesi. Sen gidebilirsin. Sen dümdüz köylü herifin teki öyle. Ne işi var burada? Bu dünya üzerinde claim'i olan uzaylı kadın. Bu ne? Sıkıntı olabilirsin sen. Seni peki claimlerden vazgeçmek üzere salsak? No. Kal o zaman içeride ama çok da şey. Şimdi benim varislere bir bakıyorum tekrardan. Varisime. 13 tane çocuğum oldu bu karakterle. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5... 6-7 tanesi erkekti. Bir tanesi bile 5 para etmezdi. Hakikaten öyle. Burada bizim bel bağladığımız çocuk bu. Man. Bu karakterle devam edeceğiz herhalde. Çünkü denedim yani. Hepsi utangaç oluyor. Hepsinde bir şeyler eksik gedik oluyor. Hangi yaşam tarzından götürsek tam tersindeki yaşam tarzının kişilik özellikleri çocukta beliriyor. Pick your poison tarzında hep kişilik özelliklerini belirleyebiliyoruz çocukların. Lanet olsun bu duruma. Sebebi neydi ki diye sordurmuyor değil insana. Plus an exotic feast introduce a new fashion at course. Evet. Şap şap. Yok. Paramız yok o kadar. Öyle moda işlerine para harcayamam şu an. Okey. Birisi gelmiş çok mutlu olmuş benim şansölyemin performansından. Umarım. Başımıza bir iş gelmez buradan. Peki. Faction'lara bir daha bakıyorum. Dissolution Faction yeniden ortlamış. Evet. Sen de pozitif olacaksın bana. Olamıyorsun ama. Kardeşim. Derdiniz ne sizin? Ne yani? Neden çözülme? Neden çözülme? Niye bu kadar delisisiniz bu olayın? Ailesine işte. Biz de ne yapalım? Sıkılıyoruz bütün gün. Herhalde öyle bir şey olsa gerek. Okey. Haçlı Seferi bu sefer bana geliyor. Galicia'ya geliyor Haçlı Seferi. Okay. Bu kadarı fazla. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki yayını kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Çünkü Haçlı Seferi'ni göğsümüzde yumuşatıp Roma'ya geri şutlayacağız. Şahane bir yayın olacağından herhalde eminsinizdir artık. Bu kadar izlediyseniz eminsinizdir artık. Yani çünkü bir yandan Dissolution Faction gelecek o sırada. Biz bir yandan popülist bilmem ne ayaklanmalarıyla uğraşacağız. Özellikle daha yeni elde ettiğimiz topraklardan. Bir yandan tahta hak iddiasıyla uğraşacağız. Bir diğer yandan da Papa ve Haçlı Seferi'ni göğsümüzde yumuşatıp geri şutlayacağız. Bir sonraki yayın salı günü olacak. Salı günü saat 20'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Eğer hafta sonu sınava girecekseniz arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. Üniversite sınavına girecek olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Bu kadar saat bana eşlik eden bu güzel serilerde, bunda ve ötekinde, Elsit'te bana eşlik eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Twitch chat'i iyi ki varsınız. Hakkınız ödenmez. YouTube bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. GG. Bay bay.